kişi olmaktan son anda kurtulan Kadir İnanır bir hafta sonra şah damarından ameliyat olacak. Merhaba şoför. Merhaba balıkçı güzeli. Gözünüz nasıl? Sağlığınız nasıl? İyi misiniz? Biraz idare ediyoruz. Siz nasılsınız? Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır bir hafta sonra neden yeniden ameliyat masasına yatacak? Birazdan... Hangi erkeklik kitabında var silahsız bir adama ateş etmek? Defol lan! Bir adım atarsan sümürürüm! Yılın skandal olayını sadece duymayan kalmasın takip etti. Murat Başoğlu hakkında açılan manevi tazminat davasında şok gelişme. Yaşananlar ve haberin detayları birazdan sadece duymayan kalmasında. Erol Büyükburcu'nun 5 milyon dolarlık serveti paylaşılamıyor. Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk popunun ilk kuran adamı. En çok bana soracaksınız. En çok bana! Erol Büyükburcu'nun kızları arasında yaşanan ve mahkemeye taşınan mal paylaşımı davasında dün neler yaşandı? Mahkeme koridorlarından bu görüntüler sadece duymayan kalmasın da. Erol Büyükburcu'nun kendi el yazısıyla yazdığı vasiyetnamesini ilk kez ekrana getiriyoruz. Tüm detaylarıyla Erol Büyükburcu davasında şoke eden karar ve çok özel açıklamalar. Birazdan duymayan kalmasın da. İstediğinizi aldıysanız gidebilirsiniz. Hangi ünlü oyunculara mahalle sakinleri tepki gösterdi? Başlarından aşağı bir kova su boşalttı. Hanımefendi üstünüze su döktü. Yendim be! Kafede oturan ve müzik dinleyen oyuncu grubuna mahalleli neden tepki gösterdi? Olay yaratacak haber birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Erol Büyükburcu'nun 5 milyon dolarlık serveti paylaşılamıyor. Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk popunun ilk kuran adamı. En çok bana soracaksınız. En çok bana! Erol Büyükburcu'nun kızları arasında yaşanan ve mahkemeye taşınan mal paylaşımı davasında dün neler yaşandı? Mahkeme koridorlarından bu görüntüler sadece duymayan kalmasın da. Erol Büyükburcu'nun kendi el yazısıyla yazdığı vasiyetnamesini ilk kez ekrana getiriyoruz. Tüm detaylarıyla Erol Büyükburcu davasında şoke eden karar ve çok özel açıklamalar. Birazdan duymayan kalmasın da. İstediğinizi aldıysanız gidebilirsiniz. Felç olmaktan son anda kurtulan Kadir İnanır. Bir hafta sonra şah damarından ameliyat olacak. Merhaba şoför. Merhaba balıkçı güzeli. Gözünüz nasıl? Sağlığınız nasıl? İyi misiniz? Biraz idare ediyoruz. Siz nasılsınız? Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır bir hafta sonra neden yeniden ameliyat masasına yatacak? Birazdan... Hangi erkeklik kitabında var silahsız bir adama ateş etmek? Defol lan! Bir adım atarsan sümürürüm! Hangi ünlü oyunculara mahalle sakinleri tepki gösterdi? Başlarından aşağı bir kova su boşalttı. Hanımefendi üstünüze su döktü. Yendim be! Kafede oturan ve müzik dinleyen oyuncu grubuna mahalleli neden tepki gösterdi? Olay yaratacak haber birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Yılın skandal olayını sadece duymayan kalmasın takip etti. Murat Başoğlu hakkında açılan manevi tazminat davasında şok gelişme. Yaşananlar ve haberin detayları birazdan sadece duymayan kalmasın da. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Duymayan kalmasın haftanın son günü yine sizlerle. Günaydın Cengiz Temercioğlu. Günaydın Selen Sengil. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz star ekranlarına.
yine sizin, ben de artık Seren gibi, sizin magazin programınız. Ama gerçekten onlarla beraber yaptığımız için herhalde. Evet. Onların yorumları, onların mesajları, onların da fikirlerini alarak burada onları da okuyarak beraber interaktif yaptığımız bugün için. Bugün Caner Erkin'le Şükran Ovalı'nın özel görüntüleri var. Nereden geldi? Seyircilerimizden geldi. Yani sizden geliyor. Sizle beraber yaptığımız için de programda, o yüzden sizler beraber. Hani artık bu bizim başarımız diye bakmıyorum. Hep beraber bizim başarımız diye bakıyorum. O yüzden sizin programınız diye açıyorum. Doğru. Yani. Evet, sizin programınıza hoş geldiniz. Bugün bomba haberler var. Gerçekten Erol Büyükburç'un ilk kez yayınlanan el yazısıyla ilk kez ortaya çıkan vasiyetnamesini yayınlayacağız. Çünkü dün duruşması vardı. Duruşmayı takip ettik. Murat Başoğlu'nun duruşması vardı. Onu yayınlayacağız. Ve tabii Kadir İnanır'la ilgili çok özel bilgiler, çok özel gelişmeler var. Levent İnanır'ın açıklamaları var. Bunların hepsi sadece nerede var? Duymaya kalmasında. Çünkü yani ekip çalışıyor. Biz sanıyorum herkes de şu, hani sokakta da yürüdüğüm zaman insanlar bunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani saat 11'e 10 kala hemen kanalı açıyoruz, bekliyoruz ne söyleyecekler. Gerçekten hani programın doğruluğunu, yapmış olduğumuz haberlerin de ne kadar güvenilir olduğunu, inandıklarını söylüyorlar. Yani evet, o çok önemli bir şey gerçekten. Bazen peki, çünkü gazeteye yanlış haberler de çıkabiliyor ya. Sanatçıların da bunu aslında düzeltme imkanları da oluyor. O imkanı da verdiğimiz için, yani dün gerçek olduğumuz için. Olduğu gibi. Aynen öyle. Peki, bekletmeyelim o zaman seyircilerimizi daha fazla. Haberlerimize peki geçelim, yorumlarımıza geçelim. Bakalım bugün neler oldu, neler bitti. Önce Gül Sunal'a gidelim. Sunal ailesine. Kemal Sunal herhalde bu günleri görseydi çok mutlu olacaktı, rahmetli Kemal Sunal. Çünkü eşi sahneye çıktı Gül Sunal. Ezo Sunal kızı daha yeni evlenmişti geçen hafta biliyorsun. O oradaydı. Ali Sunal müstakbel eşiyle oradaydı. Bir izleyelim bakalım VTR'mizi. Önce Gül Sunal'a bakalım. Evet. Birazdan da seyirciyle buluşacaksınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım, çok keyifliyim, çok mutluyum. Bugün de senin sezonun geldi. Evet. Damadınız da gelecek. Evet, mi? Burada. Damadınız da burada, geldi. Evet. Nikahta biraz olaylardan dolayı hani çok basına yansımasını. İstemediler basına yansımasını. Aynı biz, evet, oldu. Biz de saygı duyduk ona. Bence doğrusu da buydu. Çok iyi, çok seviyorum, çok seviyorum. Çok hoş bir insan, çok naif. O da müzisyen. Çok güzel besteleri var. Ezo'yla birlikte çalışıyorlar. Ezo'nun kitabına, YouTube kanalına, her şeye çok sahip. Dolayısıyla bizim ailemize çok uygun bir damat. Biraz da suskunluğu, sadeliği Kemal de andırıyor. Bir damat aldınız. Bir de gelin, gelin alacağım. Evet. Nazarımlarınız. Evet. Çok iyi. Gelecek çok mi o da izlemeye? Evet, gelecek. Ha, o da gelecek. Evet. Nasıl? Gelin çok kaynana seviyorum. İlişkisi mi var, anne kız ilişkisi mi var şimdi? Gelin kaynana ilişkisi diye bir ilişki yok. Yani genelde öyle bir ilişkiyi ben kabul etmiyorum. Kız anne kız ilişkisi gibi de değil ama benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, çok incitmekten korktuğum naif bir kız o. Onun için ona hayranım. Sevme ötesinde. Gün evet, belli oldu mu? İstanbul'da mı olacak mı? Düşünün. Herhalde İstanbul'da düşünüyorlar. Evet. Evet. Ali Sunal evleniyor. Artık Nazlı Kurbanzade ile böylece aileye de girmiş. Birazdan Nazlı Kurbanzade annesi de orada. Hep beraber Gül Sunal'ı sahnede izlemeye gittiler. İşte ekranlara gelecek şimdi. Kemal Sunal görseydi mutlu olur diyorum ya. Hı. Çünkü Ali de Ezo da hani ailenin yetiştirdiği çok düzgün evlatlar oldu. Aynen. Yani Ezo mesela geçen hafta evlendi. İşte Afrin Harekatı nedeniyle biliyorsun kameraları almadılar düğüne. Fotoğraf paylaşmadılar. Kendi içlerinde bir düğün yaptılar. Ve eşi Ömer Bey'le birlikte de ilk kez kameralar karşısına geçti. Bir de Ali Sunal'la Ezo'yu izleyelim bakalım ne diyorlar. Enteresan bir duygu tabii, insanın annesinin stand-up'ına gelmesi. Tuhaf bir duygu. Bu tuhaflığı da benim annem yapar diye düşünüyordum. Yaptı. Enteresan. Siz izleyeceksiniz ve aslında sahne arkasında bir de damadı var bugün. O beraber çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Evet. İşin bütün çilesini, yükünü o çekiyor. Allah ona sabır versin. Damat artık Ezo Hanım evlendi. Hani sırada size geldi. İnşallah. Yazın bir düğün programı var galiba artık. Bir şeyler yapacağız diye düşünüyorum.
nasıl, evliliğin ilk haftası nasıl geçti? Onu söyleyeyim çok kısa. Güzel, yoğunuz. İşte bir sürü heyecan, yeni projeler de var. Öyle hızla geçiyor zaman. Bugün de annenizin gösterisindesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Yani kaçıncı gösteri şu an tam hatırlamıyorum ama her seferinde ben de sanki sahneye çıkacakmışım gibi heyecanlanıyorum. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Sahne önünde siz, izleyenler arasında Ezo Hanım ve sahne arkasında da Ömer evet, Bey olacak. Evet, evet. Onunla birlikte çalışmalar devam edecek. Ediyor, yani edecek. Bir olur mu? Olur, istiyoruz, istiyoruz. Kemal'i sevenler istiyorlar zaten. İnşallah olur. Evet. Tabii ki Kemal Sunal öyle büyük bir derya ki onun mirası ailesi bize. Yani aslında bütün sevilen adamların önce giden adamların ailesine miras kalıyor. O yüzden de onun aile fertlerinden birisinin hikayelerini bile anlatıyor olmuş evet. olmasını insanlar dinliyorlar ve görmek istiyorlar tabii. O yüzden çok enteresan aslında. Gülsün Hanım sahneye çıkıyor, bunları anlatıyor. İlk İstanbul Komedi Festivali'nde sahneye çıkmıştı. Şimdi yeniden sahneye çıkmaya başladı. Bu ikinci gösterisiydi. Ve Nazlı Kurbanzade de orada değil mi arkadaşlar? Ona da bakalım. Nazlı hangisi? Ha, evet. Zaman? Peki evet buradaki görüntüler. Şimdi Nazlı için şöyle bir şey demiş. Naif bir kız, onu kırmaya bile çok çekinirim anlamında bir cümle sarf etmiş. Anladığım kadarıyla sessiz, sakin, naif, damat adayında da öyle. Damat da diyor ki suskun. Kemal de öyleydi zaten evet. Çok fazla konuşmayan. Ezo Sınav'ın eşi Ömer yani Bey'den biraz daha anladığım kadarıyla evlatlar daha baskın olunca damat ve gelin biraz daha suskun ve naif olunca daha iyi dengeleyecek diye düşünüyor. Doğru söylemiş bence. Çünkü onlar da çok iyi yetişen iki evlat. Yani benim arkadaşım zaten Ali. Çok severim. Çok iyi yetişmiş. Ezo da aynı şekilde zaten yurt dışında okudu. Pırlanta gibi bir kız. İnşallah ikisi evet. de mutlu olur. Ali'nin ikinci evliliği olacak. İkinci evliliği olacak. Yaza doğru evlenecekleri de artık kesinleşti. Nazlı Kurbanzade ile işte anne kız gibiyiz diyor. Ve anne kız gibi izlemiyor. Anne kız gibi değiliz diyor. Gelin kaynana gibi değiliz diyor. Gelin kaynana gibi değiliz, anne kız gibi de değiliz evet. diyor. Yani çok daha sevginin de üstünde bir hayranlığım var naifliğinden ötürü diyor. Çünkü anne kız olamazsın zaten. Gelin kaynana da bizde bir şeylik var ya gelin kaynana olayında hani bir iticilik vardır, bir gerginlik vardır o gelin kaynana dediğin zaman. Onu da kabul etmiyor, doğru söylüyor. Yani başka bir sevgiyle seviyor. Ama Nazlı Kurbanzade'nin annesi bu. Bu yani. Ailenin, çünkü ani ölüm Kemal Sunal birdenbire aramızdan ayrıldı. O yüzden de hem anne hem baba oldu Gül Sunal duruşuyla, çok kuvvetli bir kadın. O yüzden de çocuklarını, evlatlarını tahsillerini de tamamladı. Meslek sahibi olmalarında da arkalarında durdu. Evet, gerçekten. Nazlı Kurbanzade işte bu da. Evet. Hemen ön sırada oturuyor. Yani hemen evlilik kararı almışlar mı? Aldı. Artık baksana aileye de girmiş. Aileye hemen girince Gülsün, evlilik kararı mı? Sen ama de böyle söyleme. Ama Gülsünal da diyor ya evlenecekler yaza doğru. Ali Sunal da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla. Ben 2018'in çok düğün göreceğini düşünüyorum. Herkes evlenecek bence. Darısı başına. Ben istemiyorum şu anda. Nasıl istemiyorsun? Sizin tarih 10 Temmuz değil miydi? O devamlı bir devamlı tarih koyuyor. Sen de burada söylüyorsun. Daha çok daha öne alıyor, öne alıyor. Yani ne, Mart mı yoksun? Ne zaman? Ona kalsa diyor ki hemen nikahlanalım hemen diyor bu hafta diyor. Düğünü yaza yaparız diyor. Dedim ki nasıl hemen nikahlanacağız? Biraz zaman geçsin. Gerçekten insan... Sen burada Alişan'a falan söylüyorsun. Biraz zaman geçsin bilmem ne. İşte insanlara yorum yapıyorsun. Biraz zaman. Şimdi kendin için Alişan'a, hemen nişan yapalım diyorsun. Sen demiyorsun da şey diyor. Ben öyle bir şey isteğim yok. Sen ne atıyorsun? Ne? Benim karşındayım. Konuşmama bile çeviriyorsun. Demek ki gazetede hakikaten ne kadar korkulur senden. Şöyle... Yani onlar süperler. Ne söyleyeceğimi de unutturuyorsun her seferinde. Kendi evliliğinden bahsediyordun. Alişan'la da dün konuştuk. Alişan'a ilk evlenme kararıyla alakalı bekle dedim. Bu evet. kızla alakalı asla bekle demedim. Bekle demiyorsun. Hızlıca demedim. Evlen diyorsun. Aynen. Zaten o da evleniyor. Peki hadi bakalım. 2018 çok düğün yapacak. Çok güzel. Belki Sinan Akçıl'la Otülye'yi de evlendiririz. Sinan Akçıl şu arabacının parasını ödemiş mi? Ödemedi. Niye? Bilemiyoruz. Adam aynen. Nereden biliyorsa ödemedin? Hayır yaren peşinde olayım. Yaren her gün onları adamcağız şey yapıyor. Adamcağız ödemedi. Çocuk bak Sinan da haklı. Çocuk diyor ki benim şirketim var. Şirkettekiler arabayı kiralamış. Koskocaman holding. Nereden bilecek hangi arabayı kim aldı çocuk? Bak koskocaman yani, holding falan. Hayır diyormuş ya şirketin. TRT'de programa başladı. Geçen hafta duyurmuştuk. İlk amaçlı ödesin. Evet.
Ve hatta TRT'ye söyleyeyim. TRT direkt adama direkt... Peki bakalım Sinan Akçıl, Serdar Ortaç ve Otilya konuğuydu ilk bölümde. Benim için popun kralı. Herkes popun kralını başka isimlerle adlandırır ama benim için ya, girme Serdar Ortaç'tır. Oralara be gene. Girdim bile. Ondan sonra ve de çok değer verdiğim başka bir isim Otilya. Değil mi Otilya'cığım? Değil mi? Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. İşte bu şekilde diyalog halindeyiz. Serdar Bey'le en son Kıbrıs'ta bir röportajımızda şey demişti. Sinan'a baktığımda gençliğimi görüyorum demişti. Evet, hala söylüyorum. Demek ki ben de yıllar sonra popun kralı olma ihtimalim var demek. Sen zaten popun en önemli adamlarından birisin. Otilya'nın da benim yanımda olması bu iniş çıkışlı günlerimizden sonra çok güzel değil mi Otilya'cığım? Ne iniş çıkışlı? Mehmet de burada. Ne iniş çıkışlı? Evet, Mehmet. Merhaba. Selamünaleyküm. Aferin canım benim. Çok güzel öğretiyor. Bak, oku bakayım, bir şey söyle Türkçe. Türkçe. Ben konuşuyorum. Evet. Öğreniyorum. Aferin canım, evet. Çok güzel öğreniyorum. Her şey. Çok, her şey. Her şeyi duyuyorsun. Evet. Aferin, eyvallah. Neden problem? Why you have sometimes problem? Sinan çok problem. Söyle çok kızlar. Şunu Allah. Şunu söyle. Söyle şunu. Şarkı oğlum bozuk. Ben tanıştırdım, hiç bahsetmiyor bunu. Aynen. Ben tanıştırmadım mı seni? Evet. Sinan evlenmez ya. Sinan şu yüzüğü tak var ya. Kaç yani, yaşında taktın Ortaç? Ha, yaş olarak. Teşekkür ederim. Serdar, haydi söyle. Tamam, sustum. Ne, söyle. Söyle. Buradaki Otilya abla büyüyecek, nefsi kuruyacak, artık sadece seni görecek. He will only see you in the light. Hadi nefsi kuruyacak, çevir bakalım. Nefsi. Ben kefil olamam, beni boz, karıştırmayın. İnşallah. Bizim bazı problemlerimiz vardı, onları çözmeye çalışıyoruz işte sürekli. Mesafeler olduğu için onu söyledim her zaman ama yan yanayken hiçbir sıkıntı yok. O yüzden güzel olacak. Bugün de onların yanında olması çok değerli benim için. Bir kere daha huzurunuzda hem Serdar Ortaç'a hem Otilya'ya çok teşekkür ediyorum. Canlı yayına geçiyoruz artık arkadaşlar. Üzerine konuşalım. Evet. Tabii için ilk program olduğu için Sinan bu... Halbuki, nasıl haber olacağı meselelerini iyi bilir tabii ki. Ama kendisi eleştiriyor diğer popçu arkadaşları. Hep oyuncularla çıkıyorlar çünkü gündem olmak istiyorlar diye. Ama Otilya oyuncu değil, şarkıcı. Ha, Otilya hiç kullanmıyor yani. Ya işte tabii ki burada işte orada barışacağız diye gazeteciler zaten öyle haber veriyor. Otilya ile diyor, o programda barışacağız diyor. Kıza da üzüldüm yemin ediyorum. Söylesene, oraya getirdi Otilya ile Serdar Ortaç'ı. Şeyi Red House'u. Öğrendi. Ama çevresinde çok kız vardı. Ha? Kız vardı, kızlar vardı etrafında. O kız da bayağı ünlü bir kız yani. Evet, değil mi almış. Yani? Yani yazık, üzüldüm yani. Bir evet, de Romanya'da o da... ünlü bir isim yani Otilya. Hı? Romanya'da ünlü bir isim. İyi de sesi tabii. Var, güzel de bir kız. Buna evet. Aşık olmuş yani. Niye yazık diyorsun Sinan Akçıl? Niye? Çünkü kıymetini bilecek, bilmiyor. Kıymet bilme konusunda. Değer bilme. Ben şimdi başka ülkeden de olsa sonuçta bir daha kadın seven bir kadın olduğu için üzülüyorum kıza yani. Kızlar mızlar bilmem ne falan yani. Hani bilmiyorum. Otilya istese Sinan'dan çok daha iyi derim. Fakat programın dekorunu beğendim. Hadi güzel bir şeyler de söyleyeyim. Sinan iyi bir besteci. Yine söyleyeyim, iyi bir söz yazarı. Şovu da iyi yapıyor. Hani Serdar da bu aralar Serdar'la devamlı işte şarkı yaptı falan filan. Aynen, yine şeyde. Ama bence artık Sinan'ın İzel gibi iyi bir vokalle slow şarkılar, daha damar şarkılar. Bak Klo'da, Serdar'ın sevgili eşi Klo'da ekranda. Evet. Klo, o da orada. Stüdyoda izlemiş seyirci arasında. Peki evet. Bu arada Ali Sunal'la ilgili son dakika kesinleşmiş onların da evlilik tarihi. 23 Mart'ta evleniyorlar Nazlı Kurbanzade ve haydi, Ali Sunal. Haydi hayırlısı olsun Ali'cim. Mart yani Allah tam bir ay var. Versin. 23 Mart'ta bir ay sonra evlenecekler. Hadi bakalım hayırlısı. Ama bir erkeğin evlilik yaşı da bence yani değil mi böyle 35'ten aşağı olmamalı. Çünkü olmuyor bir şey. Bana da biraz öyle geliyor. Değil mi? Bana da 35'ten aşağı olmamalı. Biraz daha 35, olmalı. Biraz daha hayatını falan. Oturtmuş olması lazım. Kesinlikle. Serdar'ın dediği gibi nefsi kurumuş mu dedi? Serdar ya. Evet, biraz daha evet. Zamanı var sanıyorum. Peki, Berrak Tüzün Ataç ve Birkan Sokullu'ya gidelim. Bir süredir beraberler, güzel beraberlikleri var. Harika. Ve dün akşam Arnavutköy'de çıkarken gazetecilerle röportaj yapıyor. Ve tabii ki mahalle halkı buna kızıp kafadan aşağı
bir kova su döküyor. Berra'nın üzerine gelmiyor tabii ama bir bakalım. Fazla kalmak biraz zararlı galiba. Yukarıdaki oturanlar maalesef rahatsız oldu. Efendim? Pardon? Evet. Sanırım bu da biraz zararlı. Hanımefendi üstünüze su döktü. Beyefendi de ne laflar etti değil mi? Ne kadar hoş olmayan laflar söyledi. Kendi hatanızı bu şekilde mi geçirmeye çalışıyorsunuz? Herkes kendi hatasını kabul etmedi. Siz hatanızı kabul ettiniz yani. Şimdi Berrak Düzünataç, Arnavutköy olay yeri, komşular kameralardan ünlü olmasından, orada bir kalabalık olmasından rahatsız oluyor ve müzik ve gürültüden, tabii ki mekanın müziğinden, gürültüsünden ünlülerin o mekana gitmesine rahatsız oluyor. Tam Berrak çıkmadan önce yeter be diyerek yukarıdan aşağı bir kova su boca ediyor. Sonra Berrak çıkarken de kameralar çekerken kameraman geri gidiyor. Ve ayağa takılıp tam düşerken küfrediyor kendi kendine. Falan diye. Evet. Küfrediyor. Berra'nın tepkisi de ona. Ne diyorsun diyor. Ayıp değil mi diyor falan filan diye tepki gösteriyor. Peki oradaki diğer kameraman da siz kendi hatanızı örtmek için diyor. Ne hata yaptı ki kız orada kendi hatanızı? Millet işte milleti rahatsız ettikleri için. Mekan milleti rahatsız ediyor. Orada bekliyor. Tamam da Berra'nın ne suçu var oraya giden müşteriyse o? Evet işte. Yani oradaki muhabirin de onu söylemesi saçma olmuş. Çünkü oraya herkes gidiyor. O zaman çalışma, bir kere bu çalışma ruhsatı olup olmadığını bu mekanların bütün herkesin kontrol etmesi lazım. Gerçekten de birçok yerde çalışma ruhsatı yok. Bu gece kulüplerine bunlar çalışmaya devam ediyorlar. Yani bu belki kapıyı açıyorlar. Kapıyı kilitletmiş çünkü. Bak ev varsa ve, yukarıda. Bak, işte bak burayı açtırıyor. Kapıyı kilitletmiş ve içerideki müziğin sesini açtırmışlar. Dolayısıyla komşular da buna itiraz ediyor. Kapı nasıl yeter be diye. Aa, bir dakika, burada başka bir şey var. Evet, o zaman mekan kapanmış. Aynen, ya da içeride bir grup. Ama mekan isterlerse sabaha kadar da açık olan mekanlar var. Ben bir şey anlayamıyorum. Yani sağında solunda yukarında yan komşunda ev varsa zaten altta nasıl mekan olabiliyor? Niye olmasın canım? Olabiliyor Cihan mu? Cihangir'de de var, her tarafta var. İşte ama ruhsat yani müzik yayını yapması belli saatlerden i̇şte 12'ye sonra yasak. Kadar Cengizciğim 12'ye evet, kadar işte. 12'den belki sonra belki de yok. Burası hani müzik yayını yapan da bir yer değil. Ses de çok açıldıysa mahalleli de itiraz ediyor. Yeter be deyip bir kova suyu boşaltıyor. Ama yani Berrak şimdi mesela geçen haftada hatırlarsan şey meselesi ödül töreninde gazetecilere kızmıştı. Kendi hakkında işte beyaz elbisesi için davetkar yazılmıştı Berrak Düzünataç için. Gazetecilere kızmıştı. Şimdi Berrak gazetecilere böyle kendince ayarlar vermeyi seviyor. Ben de o meselede Berra'nın yanında durdum. Evet, doğrusun gazeteciler kullandıkları dile dikkat etmeleri lazım. Yani. Bir kadınla ilgili yazarken, ünlü bir kadın ya da ünsüz de fark etmez. Yazarken gerçekten de dikkat etmemiz lazım. Ki yani cüretkar, bir hani bilmem ne falan gibi başka yerlere çekilebilecek davetkar gibi kelimeleri kullanmamak lazım magazin dilinde. Biz bunu yıllardır yapmaya çalışıyoruz, oturtmaya çalışıyoruz. Ama bazen oluyor. Şimdi Berrak da tabii ki burada şimdi gazeteci ayar verdi. Vay bana niye böyle yazıyorsunuz falan filan. Hatta sonra o gazeteci de özür diledi falan kendisine. Şimdi Berrak aynı şeyi her seferinde yapmaya çabalıyor. Şimdi burada da gazeteci ayar veriyor. Bak diyor hani kullandığı kelime. Çocuk gayri insiyaki olarak şey yapıyor. Küfrediyor. Kendi kendine küfrediyor. Ne Berrak'la ilgisi var ne sevgilisi Birkan Sokullu ile ilgisi var. Kendi kendine küfredince Berrak da bak diyor, onun kullandığı dile bak diyor, onun yaptığına bak falan diye. Ama tabii meslek başındayken yani ben de burada birdenbire koltuğum düşebilir, yapabilirim. Bilmem ne diyebilirsin ya. Ama meslek başındaysam ve orada dikkat etmek zorundasın. O zaman herkes her yerde ağzından çıkacak, çıkmayacak yani. Ya yani tabii ki çıkmaması istediğimiz ama yani herhalde. Olabilir insanlık hali.
Böyle bir şey çocuk kendi kendini söylüyor. Ben hala o mekanda sadece müzik var diye yukarıdan su geldiğine inanmıyorum. Ben hala o muhabirin sizin kendi hatanızı örtmek için mi dediğine inanmıyorum. Ya burada bunlar kavga ediyorlardı. Aç bir daha sesini bakalım. Ya bir şey vardı, orada bir şey var. Beyefendi de ne laflar etti değil mi? Ne bak beyefendi ne laflar muhabire diyor şimdi. Söyledi. Kendi dün hatanızı diyor. Bu şekilde mi geçirmeye çalışıyorsunuz? Herkes kendi hatasını kabul etmedi. Siz hatanızı kabul ettiniz yani. Demek ki bir hatadan bahsediyorlar. Evet, orada işte gerginlik olunca. Yani gece geç saate kadar müziğin sesini açtırdıkları için komşular rahatsız olmuşlar. Ama mekansa mekan. Mekan. Bunların ne suçu var o zaman? Şimdi onlar bu kapıyı kilitletip açtırmışlar ya. O mekanın gene suçu. İşte mekanın suçu da oraya ünlüler Allah. Geliyor. Ünlüler için kameralar geliyor. Ha. Mahalleli bunlar rahatsız oluyor. Mekanın suçu. Evi değil. Ev olsa, ev meskeni olsa, müziği açsa, bağıra çağıra kavga etse komşu o sorumlu. Mekanın suçu. Eğer 12'ye kadar müzik şeyi varsa, 12'den sonra varsa mekanın suçu bence. Ben bunu tam öğrenmek istiyorum bu şeyi. Bunu öğrenin bunun tam. Bunun detayı bu işte. Bir de şöyle bir şey var. Mekan açıksa niye kilitli içeriden? İçeride kendileri parti yapıyor. Mesela biz gittik atıyorum belki dükkan kapandı. Anladın mı? Mekan kapandı. Ya 2 saatte bizim için dur dedin. Kapıyı kilitlettin. Başka müşteri almadın. Tamam. İçeride müziğin sesini açtırdın. Parti yapıyorsun. Tamam. Gene mekanı ya, kabahat ediyorum. Mekan işte. İzin vermemek zorunda. Ya kadın nereden anlayacak? Kadın zaten yeter be deyip kovayı boca ediyor. Komşular. Kovayı boca etmeyi ilk defa senden duyuyorum biliyor musun? Kovayı boşaltmak boca etmek. Tabii boca ediyor. Ne öğreniyorum senden bunu? Kovayı boca edin o zaman. Tamam evet, peki. Bu olay böyleydi. Peki bakalım. Murat Başoğlu'na geçelim. Murat Başoğlu geçen yazdan beri magazin dünyasının değil toplumun en çok konuştuğu isimlerden biriydi. Büyük bir skandala imza attı. Skandala imza attı ve onun davası görülüyor. Yeğenin eşi biliyorsun dava açtı. Selçuk Kabadayı ve 3 milyon lira tazminat davası açtı. Onun davası görülüyor. Bir izleyelim haberimizi. Selçuk Kabadayı'nın ünlü sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü. Vallahi doyamadık biz ona. Jürimizin başkanı. Selçuk Kabadayı'nın eşinin ihanetiyle suçladığı Murat Başoğlu için açtığı manevi tazminat davasına ünlü sunucu katılmadı. Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran'a ertelendi. Bir açıklamanız olacak mesela. Evet, Murat Başoğlu ve Selçuk Kabadayı. Selçuk Kabadayı yeğeninin eşi ve Selçuk Kabadayı yeğeniyle Murat Başoğlu hakkında tazminat davası açtı. Ayrı ayrı açtı tazminat davasında 1 milyon TL ve 2 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon TL talep ediyor. İhanet var, yuvayı yıkmak var, ne dersem var artık bu garip olayda. Tabii yani şöyle sonuçta karısıyla değil mi? Karısının akrabası. Evet. iddia çok o. Çok detaya girmedim. Ama yani sonuçta aldatılma. Tabii hani ki. Hani geneline ihanet, bak. Tabii genel baktığında çünkü evli. İhanet. Şimdi şey o zaman ihanet eden taraf yani ihanet edilen tarafa dava açabiliyorsun. Diyelim ki biz seninle karı kocayız. Sen evet. Beni aldattın. Sen bana dava açabiliyorsun. Ben sana açabiliyorum. Sen de bana açabiliyorsun. Evet. Niye açmıyorsun? Ama tabii ki bu olayda bu örnekte herkesin tepki gösterdiği korkunç bir şey. Yani toplumsal ahlak ne dersen de hepsinin sınırlarının çok çok ötesinde bir olay var. Fakat adam konuşmuyor. Selçuk Kabadayı mı? Niye konuşmuyor anlamıyorum. Ben bu aldatılan eşlerin neden konuşmadıklarını hiç anlayamıyorum gerçekten. Belki dava sürdüğü için o davayı etkilememek için konuşmayabilir. Avukatları konuşma demiş olabilir. Saçmalıyorlar. Çünkü bunlar konuşmadıkça yani üstleri örtülüyor, yaptıklarında kalıyor. Bunlar da böyle rezil olduklarında kalıyorlar. Ben onu anlayamıyorum yani. Hayır şimdi ben bu adamın yerinde olsam, bu Selçuk Bey'in yerinde olsam çıkarım, anlatırım teker teker ne yaşıyorsam. Hı-hı. Bak gel ben bana bu kadar madem 3 milyon TL'lik bir dava açıyorsan senin hasarın da manevi hasarın da çok büyük. Olmaz olur mu? Anladın ya? Herhalde mı? Manevi hasar. Hani, bir şok. Manevi çünkü hepsi aynı yerde de çalışıyorlarmış falan. Şimdi ben o yüzden bu aldatılan eşlerin sus pus olmalarına
ne kadar saçma olduğunu. Çünkü bunların şansları ne biliyor musun? Aldatılan eşler hep kaliteli çıkıyor. Anladın mı? Birazcık cacar olsa yani ooo neler olur. Yani ya, utanıyorlar anlatmaya yaşadıklarını biliyor musun? O yüzden ama ben yine de söylüyorum yararı var. Çıkıp konuşmanızda yarar var gerçekten. Yoksa yani o zaman yarın ama öbür gün bunlar... Da... utanılmadan anlatılacak bir vaka onlar değil. Onlar yaparken utanmıyorlar da. Tabii ki yani. Onun onlar... başına gelmiş o konuşurken mi utanıyor? Utanmaz evet. Olan onlar. Yani utanmaz yani kim aldatıyorsa aldatan utanmazdır yani. Utanmaz olanı anlatacağım diye ben niye utanayım? Çünkü neden biliyor musun? Bunları sakladıkça, bunları örttükçe toplumda gizli böyle bunları örnek ala ala ala. Aa bu da yapmış ne olacak? O da yapmış ne olacak? Herkes birbirini aldı. Evlilik kurumunun hiçbir ehemmiyeti kalmayacak yani. O yüzden aldatılanlar, vallahi yemin ediyorum normal insanlar da bana ulaşsınlar. Buradan onları da söyleyeceğim. Ya. Bu aldatma olayı kadar daha ahlaksızca bir şey olamaz hayatta yani. Evet. Çünkü bu, yazık bu büyük, adama da yani. Bu büyük bir skandaldı. İşte Selçuk Kabadayı'nın açtığı tazminat davası. Bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesi için 19 Haziran'a ertelendi. Hele evli bir kadının. Bu kadıncağız bu çocukla evliydi. Tabii canım. Yani şimdi hani bizde şöyle bir şey var. Erkek adam aldattığı zaman adam erkek adam elinin kiri diyoruz falan. Biz toplum olarak bunu asla kabul etmiyorum tabii de. Ama bir kadının namusu, şerefi yani her şey o kadar önemli ki. Yani evlilik imza atıyorsun yani. Türkiye'de yaşıyorsun evet. Sen. Yani o yüzden de adam sadece dava açıp kenara çekilmek de gerçekten çok bir geniş yüreklilik istiyor bence yani ben anlayamıyorum. Peki, çıkıp konuşun. Dava 19 Haziran ertelendi söyleyelim ve Erol Büyükburç bir başka davaya geçelim. Erol Büyükburç'un biliyorsun 3 tane kızı var. Evren Büyükburç, Özlem ve Jehan. Bir de Esra var İzmit'te ama nüfusunda olmayan o da dava açtı. Bunların açtığı dava 5 milyon dolarlık. Miras bölüşülemiyor. Erol Büyükburç'un 5 milyon dolarlık mal varlığı var ve bu bölüşülemiyor. Dünkü dava vardı. Sadece duymayan kalmasın yarın takip etti. Avukatlarla konuştu, taraflarla konuştu. Özlem Hanım açıklamalar yaptı. Bir izleyelim haberimizi. Sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk popunun ilk kuran adamı. En çok bana soracaksınız. En çok bana! Yerli Elvis olarak bir döneme damgasını vuran Türk popunun öncü isimlerinden Erol Büyükburç, Beşiktaş'taki evinde 12 Mart 2015'te kalp krizinden ölmüştü. Büyükburç'un vasiyetinde tüm servetini kızı Evren Büyükburç'a bırakması kardeşler arasında miras kavgası çıkarmıştı. Erol Büyükburç! 5 milyon dolarlık mal varlığını sadece bir kızına bıraktı. Diğer iki kızı isyan etti. Ünlü sanatçının anneleri ayrı olan kızları Jeyan ve Özlem ise vasiyetnameye itiraz ederek Evren Büyükburç'a dava açmıştı. Büyükburç'un nüfusuna almadığı diğer kızı Esra Şimşek ise eşinin tüm ısrarlarına rağmen babasının mal varlığıyla ilgilenmediğini söylemişti. Ya penisim değil. Ne demişler? Ölüm hak, miras helaldir. Ya onlar nasıl istiyorsa sen de yapman onlar gerekir. Onlar düşük seviyede değilim. Küçük para konuşayım. Dünyalıktır yani. Sevgi ya tamam. Ömür boyunca. Ya tamam, benim kararım da bu. Ya tamam anlatamadım. Sevgi ömürlükse niye o sevgiyi baban öldükten sonra kardeşlerin sana göstermediği dışarıda? Erol Büyükburç'un 5 milyon dolarlık mal varlığı kızlarını birbirine düşürdü. Erol Büyükburç'un Etiler'de ve Beşiktaş'ta iki evi, Mecidiyeköy'de bir dükkanı, Yalova Çınarcık'ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lira olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu. Dün görülen davayı sadece duymayan kalmasın takip etti. İşte Erol Büyükburç'un geride bıraktığı dudak uçuklatan mal varlığı. Ayıp oluyor. Beni ayağa kaldırmayın. Beşiktaş'ta iki daire, Etiler'de iki daire, Mecidiyeköy'de bir dükkan, Yalova Çınarcık'ta yazlık, 300 bin liralık banka hesabı. Beşiktaş'ta iki daire, Etiler'de iki daire, Mecidiyeköy'de bir dükkan, Yalova Çınarcık'ta yazlık, 300 bin liralık banka hesabı. Erol Büyükburç'un miras davasında
en kritik duruşma gerçekleşti. Kasım ayında görülen duruşma, şahitlerin ve delillerin incelenmesi için Şubat ayına ertelenmişti. O çok merak edilen duruşma dün gerçekleşti ve Erol Büyükburç'un kızlarının yanında sadece Duymayan Kalmasın ekibi vardı. Erol Büyükburç'un son eşi Ute Eser'den miras davasında dengeleri bozacak açıklamalar. Erol Büyükburç'un 8 yıl evli kaldığı ve ölümünden 1 yıl önce ayrıldığı son eşi Ute Eser ise söyledikleriyle davanın seyrini değiştirebilir. Emel Hanım hastalığını kullanarak Erol Büyükburç'un tüm mal varlığını üstüne geçirtti. Bu da reyting yapar işte, al sana. Ute Hanım katıldığı duruşmada Emel Hanım hastalığını kullanarak malların çoğunu kendisi ve kızı Evren'in üstüne yaptırmış dedi. Ute Eser'in Erol Büyükburç'un kendisine kızlarım ve anneleri benden bir talepte bulunmasınlar diye üzerimde mal bırakmıyorum bu nedenle devrediyorum dediğini de öğreniyoruz. Erol Büyükburç'un birçok röportajında merhum eşi Emel Hanım'ı unutamadığını, hatta rüyasında bile onunla konuştuğunu söylediğini hatırlatırız. Erol Büyükburç'un Emel Hanım'a olan bağlılığıyla eşinin tüm isteklerini yerine getirmesi ise iddiaları güçlendiriyor. Erol Büyükburç'un 1,5 yıl evli kaldığı Gönül Demirkol'dan olan kızı Özlem Büyükburç, suskunluğunu araştırmacı muhabirimiz Yaren Berk için bozdu ve babasının tüm mal varlığını kardeşi Evren Büyükburç'a neden bıraktığını açıkladı. Özlem Hanım'ın sözleri mahkemede tanıklık eden Ute Hanım'la büyük benzerlik taşıyordu. Emel Hanım babamı etkisi altına aldı. Babamın Evren Hanım'ın annesi Emel Büyükburç'la Emel Hanım'ın evliliği süresinde bizimle hiçbir zaman görüşmesini istemedi Emel Hanım babamın. Ve babamı etkisi altına aldığı bir dönemdi. Yani sebep aslında tamamen bu. Hatta babam Emel Hanım'ı o kadar çok seviyordu ki o yüzden tesirinde çok kalıyordu ve birlikte aynı zamanda notere gittiler aynı tarihte ve vasiyetname yaptılar Emel Hanım, Evren Hanım'ın üzerine bütün mal varlığını bırakmak üzere. Emel Hanım'ın ölümünden sonra da kızı Evren Büyükburç'un babası üzerinde baskısını sürdürdüğünü iddia etti. Kardeşim Evren Büyükburç, babam Erol Büyükburç'a baskı uyguladı. Baskılar devam etti miras konusunda. Bu sefer Evren Hanım'ın baskıları devam etti annesinin vefatından sonra. Yani mirasın diğer kardeşler tarafından paylaşılmaması adına ve kendisinde kalması adına babamın üzerindeki baskıları devam etti. Onu babamın yani tesir altında bu sefer Evren Hanım tesiri altına aldı. Özlem Hanım, babası Erol Büyükburç'un tüm mal varlığını tek bir çocuğuna bırakmasını haksızlık olarak görüyor. Babam Erol Büyükburç'un mal varlığı 5 milyon doların üzerinde. Babam Erol Büyükburç'un mal varlığı 5 milyon doların üzerinde. Ve bu mal varlığını sadece tek bir evladına bırakması, diğer evlatlarının hakkını gözetmemeksizin tek bir çocuğuna atfetmesi tabii çok büyük bir haksızlıktı. O nedenle de biz de adalet arayışı içerisine girdik kardeşimle beraber. Şu anda bu sürecin içerisinde olduğumuz için de tabii daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Adalete güveniyoruz sadece. Güzel bir kulüp kurmuşsunuz. Hoşuma gitti. Erol Büyükburç, Han, Mal. Duymayan kalmasın, Erol Büyükburç'un yıllardır süren miras kavgasında daha önce görülmeyen bir belgeye ulaştı. İşte Erol Büyükburç'un kendi el yazısıyla yazdığı vasiyet. Bu üçünden biri. Acaba hangisi? Büyükburç, 7 Mayıs 1996'da yazdığı vasiyetnamesinde kendisine ait bütün menkul, gayrimenkul, nakit para, hisse senedi ve haklarını Emel Hanım'dan olan kızı Evren Büyükburç'a bıraktığını yazıyor. Erol Büyükburç'un mal varlığı tespiti yapılamıyor. Tarafların dinlendiği davada hakim, Erol Büyükburç'un taşınmaz mal varlığının, yani şu anda Evren Büyükburç'a ait olan mülklerin bir kez daha keşfine karar verdi. Kısacası miras tartışması tüm karmaşıklığı ve suçlamalarıyla devam ediyor. Sıkıldım artık. İstediğinizi aldıysanız gidebilirsiniz.
Evet. 5 milyon dolarlık, 5 milyon dolardan bile fazla Erol Büyükburç'un miras davası sürüyor. Ve Türk televizyonları ilk kez Erol Büyükburç'un el yazısıyla yazdığı vasiyeti ekranlara geldi. Şimdi, okuyabiliyor musun onu? Okuyacağım şimdi. Ama önce şu 1976 yılına gidelim arkadaşlar. Ve Erol Büyükburç'un düğününden görüntüleri bir izleyelim. Emel Hanım'la işte bu görüntüler plak şey yapmışlar çiçeklerden. Ve 1976 yılında Emel Hanım'ın da yaptığı düğünden görüntüler ekrana geliyor. İşte nikah memuru. Nikah defterini böyle imzalamışlar. Ve Emel Hanım'ı biliyorsun hayatı boyunca en çok sevdiği kadındı. Evet. Öldükten sonra bile kanserden vefat etti Emel Hanım. Öldükten sonra bile verdiği röportajlarda hep aynı şeyi söylerdi. Ne kadar özlediğini. Rüyamda hep Emel'le konuşuyorum. Emel'i çok özlüyorum diye. Rahmetli Erol Büyükburç bunları söylerdi. Bu evliliğinden olan bir kızı var. Evren. Evet. Ve 1996 yılında kendi el yazısıyla yazdığı vasiyetnamede bütün mal varlığını bu evlilikten olan kızı Evren'e bıraktı. Hı hı. Ve tabii ki şimdi diğer kızlar Özlem ve Ceyhan da haklı olarak dava açtılar. Bütün mal varlığı neden tek bir kızına bırakıyor, biz kızı değil miyiz diye. Şimdi onun davası görülüyor. Tabii ki Özlem ve Ceyhan... Peki ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sorayım. Vasiyet neden bırakılır? Eğer insanlar annelerine, babalarına veyahut da akrabalarına dava açabilecek ise ve buna itiraz edebilecek ise niye insanlara vasiyet bırakma hakkı tanınır? Yani şimdi vasiyet bırakmak ne? Kendi öz iradesiyle mal varlığının veyahut da yapmak istedikleri şeyin oraya bir şekilde el yazısıyla veya avukat kanalıyla bir belgeyle bırakılması, bir belge bırakılması. Tamam, o zaman madem buna itibar edilmeyecek ise ve itibar edilmiyor ise vasiyet neden vardır? Yani ben şunu anlamaya çalışıyorum. Tabii ki bir anneyle babanın çocuklarına kendisinden sonra muhakkak bir şeyler bırakmaları gerekir, doğru. Ama tekrar sormak istiyorum. Vasiyet bir insanın kendi özgür iradesiyle yapmış olduğu bir şeydir. Ona bırakılan. Benim ama malım... Emel Hanım'ın bak şimdi ortada bir başka şey ama var. Emel Hanım kanserden Erol Büyükburç'tan önce öldü. Evet. Ama bak imza atıldığı zaman görelim vasiyetname şimdi arkadaşlar. Değiştirebilirdi bunu. Değiştirebilirdi. Hayır ama. Madem onun tesirinde evet, işte bu vasiyet. Bir dakika bekle. Hı-hı. Dursun. Dursun ekranda vasiyette. İşte bu Erol Büyükburç'un kendi el yazısını yazdığı. Ne yazıyor Cengiz? Okusana. Evet, madem bizde bu belge okuyalım. Aynen bu belge bizde. Ve diyor ki bugün 1996 yılı Mayıs ayının 7. Salı günüdür. Evet. Bakın böyle başlıyor. Ben Çamlık mevki Çam Apartmanı 22 Taksim 6 Etiler İstanbul adresinde evdeyken son istek ve arzularım olarak şu şekilde vasiyette bulundum. Erol Büyükburç yazıyor. Vefatım halinde bana ait bütün menkul, gayrimenkul, nakit para, hisse senedi ve haklarımın kızım Emine Evren Büyükburçlu'ya, gerçek soyadları Büyükburçlu ailenin, Evren Büyükburçlu'ya kalacağını ve bütün bu vasiyetimin istek ve arzularıma uygun olduğunu beyan ve vasiyet ederim. 7-5-1996 Erol Büyükburçlu. Hı. Kendisi yazmış, kendi el yazısıyla belgede bizde imzalamış ve bunu vermiş. 1996 yılında Emel Hanım daha hayatta. Hı hı. O çok sevdiği demin görüntülerini izlediğimiz Evren'in evlendikten annesi. Evlendikten 20 yıl sonra. 1976 evet. 20 yani aynen. Emel Hanım evlendikten 20 yıl sonra. Evet. Bu vasiyetname imzalamış. Evet. Daha sonra Emel Hanım kanserden hayatını kaybediyor, vefat ediyor. İsterse bu vasiyeti değiştirebilirdi Erol Büyükburç. Yani 2015'te şimdi, de Erol Büyükburç'u tamam, kaybetti. Yani bunu yazdıktan sonra bir 20 yıl daha var. Tamam. 20 yıl daha hayatta. Erol yani Büyükburç. Bu vasiyetten sonra 20 yıl geçmiş. Yani acaba Emel Hanım ne zaman vefat etti onu bilmiyorum ne ama. Ne zaman yani var 2001'de Emel Hanım vefat ediyor. 2015'te Erol Büyükburç. Yani 14 yıl yalnız kalmış ve hayatına da bir başka kadın daha girmiş. Hı hı. Öyle mi? Evet. İster ise eğer şimdi şu söyleniyorsa bakın ben her taraftan bakıyorum. Çünkü benim de aynı şey var. Bende de var aynı dert. O yüzden bu konulara çok vakıfım.
Sen de... Sadece yani dert demeyeyim. Benim ablamlar hiçbir zaman böyle bir şeye tenezzül etmiyorlar. Ama ben de bu konuya... Ama Allah uzun ömür versin. Anneni yarın öbür gün kaybettiğiniz zaman aynı benzer şeyler. Sizde 5 milyon, 10 milyon dolarlık davalar neyse. Ama yaşamayacağız. Çünkü onların İnşallah. Böyle bir talebi olmadıklarını söylüyorlar şimdi. Yarın öbür gün değişirse... Annen onlara bir şey bırakacak mı? Çünkü onlar benim babamdan kalan şeyler. Bizimkisi farklı. Bizim baba evet, ayrı bilmiyorum. Olduğu için annem evet. Tabii ki onların öyle bir istekleri de yok. Ama tabii ki ben... Bu konulara şöyle vakıfım. Şimdi deniyor ki Emel Hanım, Emel Büyükburç onun tesisinde kaldığı için bu vasiyeti bu yüzden düzenledi diyor. Ben de diyorum ki eğer bu vasiyeti bu yüzden düzenlemiş olabilir. Okey. Fakat öldükten sonra bayağı 14 yıl hayatına bir başka kadın da giriyor. Onunla da evleniyor galiba. Hani yabancı bir hanımla. Ute evleniyor tabii. Ute'yle değil mi? O da yaşıyor. Evlendi tabii. O 12-13 yıl süresince yaşıyor zaten. İster ise istemiş olsaydı vasiyeti değiştirirdi. Demek ki bir kadının tesirinde olmuş olsa da kendi öz iradesiyle aklı başına gelen bunu değiştirebilir. Ben buna katılmıyorum. Ama şimdi diyorum ya bak Emel Hanım işte görüntüleri ekrana geliyor. Emel Hanım'ı ilk eşini o kadar sevmiş olabilir ki, o kadar bağlanmış olabilir ki. Öldükten 15 yıl sonra bile o vasiyetnameyi değiştirmemiş olabilir. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi peki Özlem'in günahı ne? Bir dakika, diğer başka annelerden bir şey. Olan. Jeya'nın günahı ne? Onları da Garibim, söyleyeyim. Garibim Esra'nın İzmit'te yaşıyor ya. Esra'nın en çok o, hakkı var. O yani nüfusa kayıtlı bile değil. Belki de yarın öbür gün Erol Büyükburç'un mezarını açtırıp şimdi, DNA testi yaptıracak. Ben şöyle Esra'nın günahı ne? O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bir anne ve babanın çocuğuna... %50 mallarının %50'sini bırakma hakkına vasiyet ederek hakkına sahip. Diğer %50'si kardeşleri de yani bırakmadığı kardeşleri tarafından bölünebilir. Ama vasiyetin o zaman sizin anlattığınıza göre vasiyetin hiçbir ehemmiyeti bizim yok. Bizim anlattığımıza göre de olay bu. Hayır yani şimdi olay o zaman tamamen, tarafları, mahkeme, ben diyorum ki şimdi mantık konuşalım. Diyorum ki vasiyet bizim kanunumuzda var mı? Var. Yani vasiyet bırakmak. Vasiyetin kabulü var. Şimdi vasiyetin kabulünde yalnız şöyle bir şey var. Avukatlar da şunu söylüyor. Anne veyahut da baba bir çocuğuna sadece mal varlığının %50'sini bırakabilir diyor. İşte Erol Büyükmüş hepsini bırakmış. Tamam. Diğer %50'si için dava açılabilir. İşte, diğer %50'si için dava zaten açılabilir. Zaten Özlem'le Jeya'nın açtığı 5 milyon dolar hepsi bizim olsun davası değil ki. Niye hepsi bizim olsun dava? 5 milyon dolar bütün mal bütün varlığı mal için. Bütün mal varlığı 5 milyon dolar bütün üzerinde hatta. Bütün mal varlığının 3'e bölünmesini istiyorlar. Hayır. Vasiyetin de kanunda geçerliliği vardır. Olabilir. %50'si tamam. Ben öyle biliyorum çünkü ben de bunun hayır, içinde zaten bence yani. Mahkemede bu yönde bir karar verecektir. Atıyorum 5 milyon dava 5 milyon dolarsa belki bu vasiyeti de göz önüne alıp Erol yani Bey vasiyet... daha fazlasını Evren Hanım'a bu evlilikte olan kızına diğerinin diğer geri kalanı şey da iki çocuğa verecektir. Düşünüyorum. İlk eşinden olan iki kızının annesi hayatta mı? Özlem ve Jeya'nın annesi hayatta. Allah uzun hayatta. Ömür versin. Şimdi biliyorsun Emel Büyükburç kanser oldu. Ve zaten Erol Bey'den önce vefat etti ya. Kanser olduğu süreçte tahmin ediyorum bu vasiyeti düzenledi. Çünkü çocuk yani yarın öbür gün bana da bir şey olursa annesi de zaten evet. Kanser bu ortada kalmasın. Bunda olsun zaten öbüklerin annesi falan başında i̇şte, vardır belki aynen. Diye düşünmüş olabilir. Emel Hanım'ın yani, baskısı olabilir, duygusal bir şey olabilir. Bir de çünkü Erol Büyükmüş maşallah biraz çapkındı ya. Maşallah diyor, Allah rahmet eylesin de. Evet. O dönemde çapkındı. Çünkü zaten üç kızı da Evren, Özlem, Jeyhan falan yaşları birbirine yakın. Yani Emel Hanım'la beraberken de başka hanımlardan başka çocuklar yapıyor. Tamam ama bu anne sonuçta kanserden ölecek. Onun da i̇şte farkına vardılar herhalde. O zaman başladı kanser hastalığı belki de. Bu çocuk da dedi bana da yarın bir şey olsa annesi de kanserden ortada ölecek. Kalmasın ortada kalmasın diye manevi olarak öyle ama bir şey hissedebilmelidir. Ben Özlem'in de diğer çocukların da Jeya'nın da kesinlikle. Hatta İzmit'te. İzmit'tekinin hele yazık ona çok. O kızın Esra'nın da. Esra, bence bu iki kardeşin. Bu iki kardeşin. Bence bu iki kardeşin o İzmit'teki bence eğer onların da varsa onun da hakkı var. Evet. Deniz Tekin yazdasanız de arkadaşlar. Ki, Deniz Tekin son dakika yani ben de diyorum ki %50'si bak vasiyeti de görmemezlikten gelemez ama kanun. Tamam. Çünkü var. Okey. Bak ama diğer %50'yi biraz daha fazlasını Evren'e verebilir ama diğerlere de hiç vermemezlik. Erol abi de bunu nasıl yapmış Allah rahmet eylesin. Acaba onu da bilmiyoruz. Onu da bir soralım. İlk eşten ayrılırken
bir şey vermiş mi ayrılırken? Hiçbir şey vermemiş İlk eş mi? Öldü zaten. İlk kızların, iki kızının annesi hayatta mı? İşte onlar hayatta. İşte onlar ondan da... ayrılırken, hani bazen ayrılırken veriyor ya eşler. Vermiş aynen. mi ona bir hiçbir şey evet, vermemiş? Evet, onlara da bakalım yani. O zaman bak diğer %50'si için tabii ki aynen. onların da savaşma hakkı peki, var yani. Peki, Erol Büyükmuş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama tabii anneler, babalar, çocukların bu hallere, bu adliye aynen. kapılarında olmaması için hayattayken... Hayattayken demeyeceksiniz lazım. Yani ölümümü mü bekliyorsun, niye bunları düşünüyorsun demeyeceksin. Yapacaksın, işte bu rezillikler buradan olmasın. Buradan Nevin Hanım'a mesaj. Yok benim annem... Yaptı mı anne? Annem yaptı, yani yaptı derken tamam, yapmıştır diye seviyoruz. Düşünüyorum yani. Tabii. Şimdi bak bu kız en çok buna üzülüyorum. Hayır, bak en fazla mağdur bu. Bu şeyde nüfusta bile değil. Ya bu ilk önce bunun nüfus kabul için... Kabul etmedi Erol Büyükburç'un da hayattayken kabul etmediği kızı. Evli, gece konuda yaşıyor. Yazık, İzmit'e günah. Gittik. En çok yani... buna çok üzülüyorum. Aynı Erol Büyükburç bak surada evet. bak aynı. Gözler, burun, ağız her şey Erol Büyükburç. Yani... Bu, eğer bu şey yapılacaksa belki bu kızın avukat tutacak bir bile parası yoktu. Diğer o iki kız kardeş bence kardeşinizle de sahip çıkın. Onu da alın bence. Son eşi UTE'de aranıza. Zaten bu dün görülen davada tanıklık yaptı. Ve UTE'de iki kardeş Ceyhan ve Özlem tarafından olaya yaklaştı. Evet. UTE'ye de mi bir şey bırakmamış? UTE'ye de bir şey bırakmadı. Her şeyi evrene bırakmış. Şimdi, değil mi? Telif haklarını UTE'ye telif haklarını, UTE'ye telif haklarını bıraktı. Hmm. Peki. Peki UTE, o yüzden bunu, ben hiç böyle dava... zengin adam, yani öyle böyle istemiyorum. Hep dert bunlar, gördün mü? Hep bu işler dert yani, gerçekten. Hani adamın parası işte kazandı. Bak yemezsen hayatta diyorum ki, anneme de söylüyorum, herkese. Hayatınızı yapmayın şu hesapları. Nasıl istiyorsan tabii harbur parvan evet. savurmayın ama... Görüyorsun bu işler arkadan bu hale dönüşüyor yani. Evet, bir son dakika haberi. Deniz Seki... Ameliyat oldu. Evet. Mide oldu. Evet evet çok güzel. Keşke bunu daha önce söyleseydin de bize birkaç gün önce yapsaydık haberi. Deniz Seki zayıflama ameliyatı oldu diye bugün Eylemi Pek özel haberi yapmış postada. 90 kiloya çıkan Deniz Seki zayıflamak için mide küçültme ameliyatı oldu. Doktorlar kilonuz bu ameliyat olmaya uygun değil deyince Deniz Seki son dönemde kilo almaya çalışmıştı. İşte bu en son çorbalı çıkışı. Bir izleyelim bakalım ne demişti orada. Son çorbalı işte. Kilo biraz takıntınız var ya. Var ya akşam hiçbir şey yemedim. Ama bu saatlerden yiyince çok çorba ikram ya. Etmek isterim. Çok mersi. Peki diyetisyenle görüşmeyi düşünüyor musunuz kilo vermek için? Evet. Bu ameliyattan önce, operasyondan önceki son görüntüsüydü. Son röportajıydı. Çorbacıdan çıkarken görüntülenmişti. Evet. Sadece çorba içmemiş, her şey içmiş yani. Şimdi yine söylüyorum, yine söyleyeceğim, her zaman söyleyeceğim. Ne kadar küçümsense de benim 3 günlük cezaevi sürecim, o orada 1300 küsür gün kaldı. Ve oradan çıkarken şunu düşündüm, dedim ki Deniz burada 1300 gün nasıl kalabildi? Gerçekten psikolojisinin normal olmadığını ve yese de şişse de, ne yaparsa yapsın haklı olduğunu, yani ona hak verilmesi gerektiğini düşündüm gerçekten ve telefon açıp ona bunu söyledim. Arkasından ayrıldı, çocuk zaten 3 yıl onu bırakmadı, çıkar çıkmaz ayrıldı biliyorsun evet. şey Faruk. Faruk Salman'dan. Ondan sonra dolayısıyla tabii ki 7 falan böyle bir şimdi vaziyete dönüştü. 7 gün önce ameliyat oldu, bir haftadır saklıyorlardı basından. Hatta bugün... Sabah daha konuştuk Özgür Aras'la. Gerçekten olmadı dedi. Ben geçen konuştuğumda annesinin hastaydı, rahatsızdı biliyorsun. Beyin ameliyatı, onunla ilgili bir tedavisi varmış. Beyin ameliyatı olduğunu söyledi. Oldum olmadım onu da bilmiyorum ama. Hala bu sabaha kadar olay kabul edilmiyordu Deniz Seki cephesinden. Hatta Eylem'le de konuştum. Eylem dedi bu haberi yapmışsın. Doğru mu? Abi %99.9 doğru dedi. Eylem yaptıysa. Çünkü hastaneden öğrendim dedi. Şu hastanede oldu dedi, bu hastanede oldu dedi. Eylem yaptı. Ben duydum işte, eylemden duydum da. Evet, ondan sonra ama Özgür'e sorduk. Tekrar Özgür'e dedi ki yok öyle bir şey, benim haberim yok dedi. Ama az önce Deniz'deki bir son dakika gelişmesi olarak bir açıklama yaptı. Hemen okuyayım onu da. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, sevenlerim, canlarım, hepinize bir açıklamam dedi. Geçtiğimiz hafta herkesten habersiz, kimseyi bu konularda meşgul etmeyi sevmediğimden... Bir hastanede bünyesinde doktorum Sayın Hasan Altun ve ekibiyle metabolik sendromum dolayısıyla bir mide küçültme ameliyatı geçirdim. Deniz Seki'nin az önce yaptığı açıklama. Giden sadece midem değil,
O mideyle birlikte bu zamana kadar hazmedemediğim her şeyden kurtuldum çok şükür. Duygusal yeme isteğimden, geçmişin yüklerinden, her şeyden. Yeni hayatımın bugün 7. günü. Geçmişler olsun bana. Ameliyatta emeği geçen hastaneye, doktorum Hasan Altun'a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Her şey daha da güzel olacak, merak etmeyin. Daima sevgi ve saygıyla, dedi Deniz Seki. Çok sevindim. Çünkü Deniz çok güzel bir kadın. Çok da güzel sesi var. Çok da üzüntüler yaşadı arkadaşlar. Herkesin günah sevabı kendisine. O yüzden de tekrardan hayata tutunmak zorunda. Tek başına bir kadın. Kendi parasını kendi kazanan hemen bir kadın. Hemen Deniz Seki'yi arıyorum bakayım. O yüzden de gerçekten bu süreci ben de geçirdim. Ve ben de iyi ki... Bu 15 Mart. Yani çünkü 90 kilolarda ben de 78 kiloydum. Ve iyi ki de yaptırdı. Çünkü başka türlü sahne sanatçısı, görselliği de çok ön planda olmak zorunda. En azından sizler çok rahatsızlık veriyordunuz. Şöyle şişman, böyle şişman falan diye. O yüzden de bence doğru bir karar aldı. Onun için güzel günler başlasın artık. Gerçekten mutlu olsun. Deniz, telefonumu aç. Ne yapıyorsun İzliyordun. Cengiz? Deniz Seki'yi arıyorum. Allah'ım yarabbim. O nedenle Faruk Bey'den de zaten ayrıldı. Peki. Faruk Bey... Bu arada da iki tarafta reforma gittiler. Faruk Bey de bütün yüzünü estetik yaptırmış. Onu da çok merak ediyorum. Bak bu çok kilo almıştı. Morali bozuktu Deniz'in. Bunu takıyordu, takmıyor gibi gözükse de. O yüzden inşallah her şey onun için çok güzel olsun. Aynen, her şey güzel olsun. Çok güzel olsun. Harika. Bütün kadınlar için. Yani ayrılıklar, başınıza gelenler, tekrardan başlamak zorundasın. İyi olmak zorundasın, güzel olmak zorundasın. Kadının derdi çok. Çünkü bir gün bir alt geçitten, pardon üst geçitten iki tane kadın yan yana. Bir tanesi kilolu, üstü başı kötü, bir bavul taşıttırıyorlar. Yanında da genç, zayıf, fiziği düzgün bir kız, o da bavul taşıyor. İkisi de diyor ki yardım eder misiniz diyorlar. O kıza koşuyor herkes. Maalesef kadın kendine dikkat etmek zorunda. Yani o yüzden yani keşke böyle olmasa. Evet, hani cazip keşke, olan ama sadece kadın için erkek için de aynı şey, ama kadın olan, için daha da bir olan, daha gurur kırıcı olan, yani sevdiğin adam da olan. Kilo aldığın için gidip bir 90-60-90'a gidip bakıp senin yaptıklarını, seninle yaşadıklarını unutabiliyor. O yüzden kadın olmak bir... Fark etmiyor. Sonra 90-60-90'ı da unutup başkasına gidebiliyor. Yani nankör varlıklarsınız. Sizin kanınızda bir nankörlük var erkek milletinin yani. Şu evet. Ayşe Mine'nin Erkek Milleti diye bir şarkısı vardı Reji. Onu bulsanıza. Bul Ayşe yani Mine. Öyle güzel erkek bir şarkı milleti. Ki gerçekten. Bugün Cuma ya. Senin şarkılar olsun. Cuma günü. Efendim? Senin için şarkılar olsun diyorum. Size fedakarlık yapmak ne demek? Mesela boş bir kuyuya taş atmak. Atacaksın açık görünmüyor çünkü. Yaptıkların görünmüyor. Bir de en sonunda böyle yapıyorlar. Ne yaptın ki sen bana diyor. Bak o zaman ne yaptın? Onu da kuyuya atacaksın. Yani zaten ayrıldığına yanmıyorsun ki yaptıklarına yanıyorsun. Belki. Yani bir de üzerinde gömleğini falan sonradan görüyorsun ya başkasının yanında. Senin aldığın gömleği. Böyle şeyler de var yani olabiliyor hayatta. O evet. Gömleği şöyle alıp böyle kat diye böyle insan gerçekten çıkartıp belki, olası geliyor. Belki geçmiş yani. Olsun Deniz Seki'ye. Deniz'cim yanındayız. 90-60-90. İnşallah midesiyle beraber hesap edeyim. Her şeyi kötü, keyifsiz, mutsuz Şubat'ta her şeyi mıyız? Geride bırakmış olur. Mart, Nisan, Mayıs'ta. Şubat bitmeyecek. Mayıs'ın Haziran'da 20 kilo vermiş olacağım. Yani 70 kiloya düşmüş olacağım. Hadi bakalım. Yazın sonunda da 60'a falan düşersin. Of diyorum. Evet 90 kiloya çıkmış. Evet hadi bakalım. Peki Deniz Seki'nin zayıfından bahsetmişken bir zayıf isme gidelim ama daha da zayıf ve ince olmuş. Aleyna Tilki. Aleyna Tilki Los Angeles'ta dil eğitimi için Amerika'da bulunuyor hala. Türkiye'ye gitti geldi. Bu işte kahvaltıya gidiyorum diye sabah paylaştığı videolardı. Türkiye'de ve bu da bir büyük verin bakalım bunu. Bir büyük verin. Aleyna fotoğraf KJ'de kaldırsanız arkadaşlar. Upuzun bacakları maşallah. Uzatmışlar. Aleyna'nın leylek gibi olmuş valla. Flamingo gibi. Aynen. Şimdi Ebu Şahlı'ya laf ediyordun hadi bakalım. Aynen şimdi buna da laf edeceğim merak etme. Ya hepsine laf ediyorum. Şimdi Aleyna güzel bir kız. Genç bir kız. 18 yaşına girecek önümüzdeki ay. Şimdi bu fotoğrafı almış uzatmış sosyal medyada zaten ikiye bölündü hayranları. Dedi ki bir kısmı fotoğrafın açısından böyle alttan çekiliyor ya. Hani alttan, siz de sen de yapıyorsun ya alttan üstten böyle bir fotoğraf açıları ama ayarlıyorsunuz. Ama ne kadar alttan çekilse bacak boyu bu kadar fark edemez. Yani alttan çekildiği için böyle görünüyor dedi. Bir kısmı da benim de dahil olduğum kısmı da
Photoshop'ta ağır bir Photoshop olduğuna inanıyoruz tabii. Photoshop ki. Derken Photoshop uygulama, uygulamalar şey, var ya. O application'larda şey var, boy uzatma şeyi var. İşte hani. Evet, fazla olmuş. Bacaklar. Yani zaten zaten ince bir kız, kısa bir kız diye. Burada o melekli şimdi marka veremediğimiz için o defilelerde kızlar. Başka fotoğraflar da vardı burada arkadaşlar. Ha, bak bu da mesela evet. Benzer. Bunu da büyük versene. Bu fotoğrafı koyunca Aleyna Tilki yorumdan telefonlarım kilitleniyor. Bir yavaş yağ notunu düştü. Çünkü buna herkes yorum yapmaya başladı. Durumu abartmışsın, uygulamanın dozunu kaçırmışsın diye. Sonra Photoshop yorumlarını kabul etmedi Aleyna Tilki. Diyor ki, her zaman iddialı ya, fotoğraflarımda o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. Bir tane filtre yok, fotoğrafımda çatlayın diyor. Banu Alkan'ın iddiası var onda da biliyor musun? İkisine yani çok şey... Ki diyor fotoğraflarda diyor aynı. Olduğundan çok daha kötü çıkarın bu kötü hali. Ona shop diyorsanız diyor, zaten canlı görseniz diyor... Halüsinasyon sanıyor. Gören de halüsinasyon sanıyor beni diyor. Canlı beni gören halüsinasyon. Eyvah yani gerçekten. Sanıyor. Öyle durumlarda evet. Şey yapılabilir. Mesela hepimize de yazılıyor. Ve yaptığımız zaman gerçekten bazen ben bana diyorlar ki işte senin hani makyajsız halini de görelim falan. Bir kere böyle krem sildim. Hala inanmıyor diyor ki var diyor allık var. O zaman da video çekeceksiniz arkadaşlar. Hani yaparken veyahut da işte mesela Aleyna'nın yerinde olsam ben bu fotoğraf çekilmiş halinin aynısını videoda yürürken de koyardım. Aynen bir görelim bakalım. Boyu da 1.75 diye yazıyor haberde. Ben 1.75 oldu yani. 1.75 değil. Ya. Aleyna'nın boyu 1.75. Burada ancak 1.75 olmuştu. 1.75 olmuş. Yasmin Erbil'e de bakalım. O da Mehmet Ali Erbil'in kızı. 20 yaşında o da koyduğu fotoğraflar, videolarla zaman zaman sosyal medyada çok konuşuluyor. Burada da dağa gitmiş ve jacuzzi'den böyle fotoğraflar, videolar koymuş. Evet. Yasmin Erbil de Mehmet Ali Erbil'in kızı. Ünlülerin kızları tabii ki çok daha gençler. 20 yaşında Hamdi Alkan'ın kızı da 19 yaşında dansıyla geçen gün olay olmuştu. Böyle çok yani konuşuluyor. Yani ünlülerin kızı olmak gerçekten zor bir şey onlara ablaları olarak. Buradan söyleyeyim. Hayat boyu uğraşacaklar. Hayat boyu yaptıkları hiçbir başarıyı görmek istemeyecekler. Hep diyecekler ki baban ünlü o yüzden sen buradasın. Evet, ama onlar yaptıkları işlerle bunu geçebilirler. Aynen. Bu yani bu level bir şey evet. Var. Oradan, var. Evet oradan atladınız mı gidecektir olacak. Bu. Peki dün Kerimcan Durmaz'ın kürkünü konuşuyorduk ya. Kürkünü değil kıyafetini konuşuyorduk. Kürkünü konuşuyorduk. Sen hayvanın. Kürkünü konuştun. Evet ben kürkünü konuşuyordum. Evet. Sen kıyafetini konuşuyordun. Hayır sen Melis Alpan mıydı? Onun Alpan. Onun yazısında evet. Gösteriş yapmak için falan filan. Tamam, neyse o mevzuyu tartışırken sonra reklama çıktık. Bizim kavgamız bitmedi tabii seninle. Evet. Neyse reklam girmişti dün. Ondan sonra reklama çıkınca Bülent Hanım aradı. Dedi ki ya dedi kavga ediyorsunuz şeyde dedi. Ekranda dedi. Bir tane dedi şeyi söylemiyorsunuz. Bu dizilerde dedi bütün kadınlar dedi. Kürkler giyiyor dedi. Hep dedi dizilerde falan kullanılıyor. Niye onu şey yapıyorsunuz derken aman Bülent Hanım neyse sizin bıraktığınız iyi oldu dedim Bülent Ersoy'a. O da bana dedi ki hiç sevinmeyin gazeteci bey. Öyle, bana öyle de gazeteci bey. Hiç sevinmeyin tekrar kürkümü giymeye başlayacağım dedi. Neden dedim? Çünkü o kürkü giymediğim için 12 gün hastanede yattım dedi. Vücut alışmış ya diyor. Vücut alıştığı için giymedim diyor size söz verdiğim için. İşte bu aç sesini. Güzeldi yani. Hakikaten. Bu kürk giymediğim için diyor. Böyle hasta oldu. Ciğerlerim üşüttü. Ne olacaktı acaba? Ortalık evet. Allah Allah şimdi, kalktı. Evet hiç tamam. Ve buradan hastaneye gitmişti. İşte kürk giymediğim için vücudum alışmış ve ciğerlerimi üşüttüm. Siz öyle dediğiniz için ben 12 gün boyunca hastanede yattım dedi. Şimdi buyurun. Bunlar daha eski yani bundan 25-30 sene evvel zaten hani kürk için, hayvan hakları için o zamanlar böyle sosyal dernekler, sosyal şeyler yapılmıyordu. Yapılmadığı için annelerimiz de herkes kürk alıyordu, giyiyordu falan. Hepimiz daha önceki bu 90'lı yılların başında da daha bunlar yoktu. Yani bu tepkiler, bu şey, bu dernekler ortada yoktu. O yüzden de hepimiz de aldık, annelerimiz de alıyordu. Onların daha... Bülent Hanım da böyle... Şimdi alınmış olanlar çöpe atılamaz. Şimdi yani şöyle bir şey yenisini yapamayız. Yenisini alıyorsunuz canım benim. Bir anlıyorum. De yenisini alıyorsunuz. Bana söyleme de ben anlıyorum Bülent da. Hanım diyor ki siz diyor bu haberleri yaptığınız için diyor ünlüleri diyor yalan atmaya teşvik ediyorsunuz. Mecbur bırakıyorsunuz diyor.
Orada ünlüleri. Doğru söylüyor olabilir. Çünkü yenisini de alıyorsun mesela. Ay eskiden de ay imitasyondu, sahte bu, gerçek değil diye ünlüler yalan atmak zorunda kalıyor diyor. Ama Bülent Hanım'ın kürk giymesinin bir nedeni daha varmış. Madem diyor bu mesele bu kadar tartışılıyor, madem hayvan hakları var diyor, kürk kanunla yasaklansın diyor. Kanun koyucular diyor yasaklamadığı için diyor, ben de onları protesto etmek için kürk giyeceğim diyor. Buyurun. Şimdi protesto. Yani şöyle, Bülent Hanım'ın da bence 20-30 senelik birçok kürkü buna fason değiştiriliyor, bir şeyler oluyor. Diğerinden farklı şey, ben yeni aldığını da düşünmüyorum. Ama yeni alınmaması gerekiyor. Gerçekten o hayvanların nasıl öldürüldüğünü gördüğümüz için artık bilmiyorduk. Yani bu o zaman sosyal medya yoktu, internet yoktu, bilmem ne yoktu. Evet, yani hayvanların nasıl öldürüldüğünü bilmiyorduk. Direkt bunlar kürk olarak geliyordu. Hani insan belki bunu düşünmüyordu bile. Şimdi artık bu bize gösterildi. Gösterildikten sonra kullanılmaması gerekiyor artık. Yapılmaması gerekiyor artık. Bülent tekrar yani giyecekmiş söylediği gerekçelerden dolayı. Deniz Sekin'in ameliyattan sonraki görüntüsü mü arkadaşlar? Tamam okey verelim. Ameliyattan sonra hastanede çıkmış ve ameliyattan sonra sahne almış. Nasıl atladık biz bunları? Evet. 20 Şubat. Bir mekanda Oktay Kaylarca var, Emel Müftüoğlu var. Deniz Seki de arkada. Daha hemen fark göremezsiniz. Evet. Daha yoktu. Bu ameliyattan sonraki görüntü mü arkadaşlar? Ameliyattan sonra görüntü var. 2-3 gün hastanede kalmıştır. 2-3 gün kalmıştır. Şu anda bugün 7. günüm diyor. Bu da 2 gün önce çekilmiş. Demek ki ameliyattan 5 gün sonraki Deniz Sekin'in görüntüleri. Gayet normal. Öyle. Çünkü o bu ameliyat öyle düşündüğünüz gibi bıçakla kesilip falan öyle bir ameliyat değil. Sadece şu anda onu zorlayan şey sadece elma suyu içiyordur ve sadece sıvı saydam bir su gibi bir çorba içiyor. Katı ağzına hiçbir şey süremez. O onu zorluyordur ama ama mutlu. Demek ki sen biliyorsun tabii bunu. Hemen etkisini göstermiyor. Ameliyattan 5 gün sonraki bu, görüntüleri bilmiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu mide ameliyatı sakın zannetmeyin ki bunu desirli denerek olduğunuz birden bire zayıflıyorsunuz. Bu tamamen yemenizi içmenizi kontrol ediyor. Sık sık. Çok az az. Evet, arkada yani, zaten Deniz yemeği öğretin, Emel yeme ve yeme Oktay'ın arkasında biraz daha geride durmuş. Deniz Seki zaten metabolik sendrom dolayısıyla ameliyat olmuştur deniyor doktoru. Benim de aynısı. Ameliyat olabilmek için kilo aldı gibi yazılan haberler doğru değildir. Deniz Seki'nin geçirdiği ameliyat kilo sorunu olan hastalara değil, metabolik sendromu olan hastalara yapılabilir. Biliyor musun bu metabolik sendrom Hayır, nedir? Hayır, lütfen bu konuda hassasiyet rica ediyoruz. Metabolik sendrom benimki de aynısını. Bende mesela yüksek tansiyon var biliyorsun zaten. Her sabah ölçülür burada 16-10, 17-10 falan çok yüksek tansiyonum. Artı ciğer, karaciğer yani birçok organın aslında iyi çalışmaması ve bir kan değerlerinin yüksek çıkması. Bunların hepsinin bir arada olmuş olması işte bu metabolik sendromu teşhisli konulmasına neden olabiliyor. Evet. Peki geçmiş olsun öyle diyoruz Deniz Seki'ye. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Kadir İnanır'la ilgili önemli gelişmeler var. Önemli açıklamalar var. Onları izleyeceğiz. Felç olmaktan son anda kurtulan Kadir İnanır bir hafta sonra şah damarından ameliyat olacak. Merhaba Şahbe. Merhaba balıkçı güzeli. Kadir nasılsınız? Sağlığınız nasılsınız? İyi misiniz? Biraz idare ediyoruz. Siz nasılsınız? Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır bir hafta sonra neden yeniden ameliyat masasına yatacak? Birazdan... Hangi erkeklik kitabında var silahsız bir adam ateş etmek? Defol lan! Bir adam atarsan sürülürüm! Evet, duymayan kalmasın devam ediyor. Bak Selen, bana diyorsun ki Emrah'la ilgili hiç iyi haber yapmıyorsunuz falan filan. Evet, yapmıyorsun. Bak yapmıyor, hala da diyorsun. Buyur görelim bakalım Emrah'ın fotoğrafları. Bak işte eşi Sibel Erdoğan'la birlikte koydu. Bak fotoğrafa bak. Bir dakika arkadaşlar, hızlıca gitti ya. Çok hızlı evet. Yani. Göremedim yani ben öyle hızlı gitti. O kadar hızlı gittiniz ki. Evet. Peki şimdi gelecek tekrar. Evet Emrah işte bir dakika evet burada duralım. Bir büyük ver bakalım. Bak şimdi eşi Sibel Hanım. Kendisi ne kadar güzel çıkmışlar. İtirazınız var mı? Yok. Harikulade güzel bir çift fotoğrafı. Sen ama biraz evet başka şey var ama filtre var ama olsun. Filtre herkese var evet. Ama gayet güzel. Evet. Emrah son derece yakışıklı çıkmış. Eşi son derece hanımefendi. Peki diğer fotoğrafa da bakalım, o da dizden.
gördüğün gibi. İnsanları tanıdıkça yalnızlık güzelleşiyor diye bir sonraki foto, bu da böyle bir fotoğraf paylaşmış. Bu fotoğraf güzel değil mesela. Bu güzel değil. Evet, bu güzel. Işık çünkü yukarıdan vurmuş. Engebeli gibi çıkmış. Bu da güzel fotoğrafı. Evet, o da iyi. Bunu işte insanları tanıdıkça yalnızlık güzelleşiyor diye. Vallahi doğru söylemiş. Aynen bu cümlesine çok katılıyorum. O yüzden hayatta dost, yani en büyük servet aslında dost biriktirmek, ama maalesef dostluklara, hele hele sonradan edinilen dostluklara. Benim mesela çocukluğumdan beri arkadaşlarım var. Muhakkak senin de vardır. Yani hı-hı, okul zamanından beri çok, evet, eski. Evet. Hiçbir zaman biz kırılmadık birbirimize. Hiç birbirimizi üzecek bir şey yapmadık. Hiç inan ki küsmedik bile yani o zamanki arkadaşlarımla. Fakat sonrasında baktım ben anlayamıyorum. Ya ben kafa olarak çok arkada kaldım. Yani benim arkadaşlarımla hiç birbirimize kırdığımız bir şey olmamız. Ama sonradan gerçekten Emrah'ın bu sözüne... Evet. Ben de katılıyorum. İnsanları tanıdıkça yalnızlık güzelleşiyor. Gördüğün gibi güzel, evet, bir Emrah haberi de yapmış oldu. Bugün İstanbul'u gelin var. İstanbul'u gelin izleyelim arkadaşlar. Yalan yalan. Dostluk falan, evet, ben inanmıyorum artık gerçekten. O yüzden de insanın bence çok az öz birkaç tane o çok değerli böyle kardeş gibi dostu var. Hepimizin hayatında. Sonradan edinilen hiçbir şeye artık inancım gerçekten kalmadı. O yüzden de doğru söylemiş. Hülya Avşar bir laf eder sanat camiasında, hı-hı, dostluk yok diye. Vallahi kadın ne söylerse ilk başta herkes tepki gösteriyor. Fakat yıllar içerisinde ne söylerse altına imzamı atacak hale geldim. O yüzden de... Peki İstanbullu geline bakalım. Berkay Hardal dizinin Murat'ı Londra'ya açılmış. Ona bir izleyelim. Gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. İstanbullu gelinin yakışıklı oyuncusu Berkay Hardal Londra'ya açıldı. Sen hamle gülüşünü gele veren kadınsın yenge. Sırf bu yüzden bile sevebilirdim seni. Star'ın cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi İstanbullu Gelin'de Murat Boran'a hayat veren Berkay Hardal'ın hayran kitlesi her geçen gün daha da artıyor. Belki bana kendini yamayacak, intihar etmeler, cümle halime duyurmalar falan filan. Ben öyle bir geceye biat vermem abi. Kimse kusura bakmasın. Lan adam ol lan! Abi! Sarhoşluğun arkasına sığınma oğlum! Delikanlı ol lan! Yakışıklılığı ve yeteneğiyle genç kızların yeni gözdesi olan Berkay Hardal, keşfediliş öyküsüyle de dikkat çekiyor. Ünlü menajer Müzeyyen Karakan'ın Instagram'da görüp oyunculuk yapmasını önerdiği ekonomi eğitimi alan genç yıldız, ilk projesi İstanbullu Gelin'le de sektöre şanslı bir giriş yaptı. Diziyle yakaladığı şöhretin ardından çok sayıda reklam teklifi alan 22 yaşındaki oyuncu son dönemde peş peşe dergi kapaklarını süslüyor. Kadında neye asla tahmin edemezsin? Yalan kesinlikle. Yalan kesinlikle. İstanbullu Gelin'de Özcan Deniz ve Salih Bademci'nin kardeşini canlandıran Berkay Hardal, son olarak İngiltere'nin 6 milyon okuyucusu olan ünlü bir dijital dergisine kapak oldu. Berkay Hardal aynı zamanda dizideki rol arkadaşı Hira Koyuncuoğlu'yla da bir yıldır aşk yaşıyor. Son aşkım, ilk yarim, can bildiğim. Berkay Hardal İstanbul'u gelin de sevilen oyuncu, genç kuşağın en beğenilen oyuncularından, yakışıklı da çocuk. Bak yurt dışına açılmış, yakışıklı. Evet, hoş bir çocuk. Ama ben bir şey söyleyeceğim, şu Tuğçe Tayfur var ya, evet. Ferdi Tayfur'un kızı, evet, Tuğçe Tayfur. Onun eşi, yemin ediyorum, birçoğundan yakışıklı. Değil mi? Ona da ben yapımcıların dikkatini çekmek istiyorum ona. Gerçekten hem yakışıklı hem sempatik, çok enteresan. Taner Şafak. Aklıma şimdi o gelince onu da söylemek geldi. Evet. Ona, evet, da bir baksınlar bence. Berkay Hardal da böyle Londra'da bir dijital dergiye kapak olmuş. Yurt dışına açılıyormuş yavaş yavaş. Peki bu akşam saat 20'de tanıtımını görelim. İstanbullu Gelin Süreyya Zor Günler Bekliyor. 38. bölümü yayınlanacak. Bu akşam İstanbullu Gelin'in. Saat, evet, 20'de cuma günlerinin fenomen dizisi. Tabii oğlunun annesi ölüyor. Öldü, hı-hı, yani. Şimdi bakalım belki hep beraber yaşayacaklar. Bak, evet.
Hayat böyle zor. Evet, etkileyici bir bölüm bizi bekliyor. Peki Caner Erkin'le Şükran Ovalı'ya bakalım. Aşk Çeşmesi diye bir haber var mesela gazetelerde. 9 milyon liralık villa almak için kolları sıvamış. Kim? Caner Erkin, kilimci. Kollar nasıl sıvanıyor mesela? Bak şöyle size 9 milyon. 9 bin liralık diye arkadaşlar. Keşke 9 bin lira villa varsa. Hem de Çeşme'de. 9 milyon TL'lik villa almak için. Bizim oradaki evleri satışa çıkartmışlar diye duydum. Sizin oradaki ne? Bizim sitede de evleri var onların. He, öyle mi? Oradaki ev satışa çıkmış. Ha, İstanbul'daki diye. Sitedeki. Evet, bizim oturduğumuz sitedeki evlerini komşumuz satışa çıkarmış. Orada bir evleri vardı çünkü bana emlakçı söyledi. Ev araştırırken dedi ki onlar da evlerini satıyorlar dedi. Beykoz'daki hatta Demet'in son dakika Beykoz'daki evlerini satışa çıkardı. Şükran Ovalı Caner. Yani bana emlakçı söyledi. Emlakçı. Çünkü ev arayışı içerisindeyim ben de. Hatta dedi ki Demet Hanım'a komşu olmak ister misiniz? Hemen Demet Hanım'ın yanında çünkü dedi. Ev onların evi, onlar da satılığa çıkarttı. Demet Akalın mı? Ha, öyle sen dedi. Herhalde komşu olmazsın bu ara. Küstün ya o yüzden. Yok, küst değilim ben Demet'le. Takipten çıkardın ya. Neyse. Yani onun yanındaki ev. Aha, onun yanındaki ev onların evi. Bunu da, bizim seyircilerimiz gönderdi. Geçen akşam kafede, restoranda otururken baş başa Caner Erkin ve Şükran Ovalı bizim gönüllü muhabirlerimiz şak şak fotoğraflarını çekiyor. Şimdi hayat içerisinde tabii bir evlilik bitti, bir başkasıyla evlendi. Tabii onlar mutlular. Sosyal Allah da daha mutlu böyle etsin. Çünkü Şükran gerçekten hep duyuyorum Şükran'la alakalı. Şükran iyi bir kadınmış. Yani iyi insan, evet, iyi kalpli bir kadınmış. O yüzden bence Caner de öyle bir adam. Yani kötü değil bunlar yani. Ama evet, tabii hayatlarında kötü şeyler yaşadılar falan filan. Yine de Asena ile alakalı kısmını söyleyeceğim. Şöyle bakalım kısaca. Orada da bir çocuk, bir anne olduğu için ne kadar hata olursa olsun, ne yaşamışsa yaşasın. Zaten kendisi onu çekiyor şu anda Allah tarafından bu şeylerle. Kadir İnanır. Tamam. Ama ben de diyorum ki bence oradaki davayı da bir şekilde noktalasa, evet, oradaki bence çocuk da rahatlasa, evet, oradaki anne de rahatlasa, herkes yeniden başlayabilse peki iyi olur. Peki bakalım, mutluluklar diliyoruz. Sosyal hayatta böyle, gerçek hayatta böyle, sosyal medyada. Peki Kadir İnanır'a bakalım. Şah damarı ameliyatı olacak Kadir İnanır önümüzdeki hafta. Şimdi bir önemli ameliyata daha hazırlanıyor. Levent İnanır'ın önemli açıklamaları var. Ardından Çıt Çıt Teyze ile ilgili gelişmeler var. Yani bakacağız taktın hepsine sen bu Çıt Çıt Teyze'ye. Ama gelişmeleri takip ediyoruz. İzleyelim. Kadir İnanır. Elçi olmaktan son anda kurtulan Kadir İnanır bir hafta sonra şah damarından ameliyat olacak. Merhaba Şah Bey. Merhaba balıkçı güzeli. Kalbiniz nasılsınız? Sağlığınız nasılsınız? İyi misiniz? Biraz idare ediyoruz. Siz nasılsınız? Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır, önceki pazar beynine pıhtı atması nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağ bacağındaki uyuşma başlar başlamaz hemen yakın dostu Profesör Doktor Yunus Aydın'ı eve çağırmıştı. 69 yaşındaki sanatçının hem eşinin hem de doktorunun yoğun ısrarlarıyla erkenden hastaneye kaldırılması kurtarıcı bir adım olmuştu. Beynindeki pıhtı temizlendikten sonra 10 gün Fulya'da bir hastanede kalan Kadir İnanır'ın tedavisine Şişli'de başka bir hastanede devam edildi. Doktorları yaptıkları açıklamada sanatçının beyni besleyen sağ tarafındaki şah damarında ciddi bir darlık olduğunu ve bu bölgeyi temizlemek için bir operasyon daha yapacaklarını açıklamıştı. Beyninin sağ tarafında bir problem olduğu, ana beyin damarında bir pıhtı var. Küçük bir enfarktüsü var ama beynin çok büyük bir alanı risk altındaydı. Beslenmesi yetersizdi. Kadir İnanır, tedbir amaçlı şah damarına yapılacak bu operasyonu yakın dostu Profesör Doktor Ergun Demirsoy'un gerçekleştirmesini istedi. Bu yüzden Demirsoy'un çalıştığı hastaneye nakledilen ünlü aktörün operasyon öncesinde kalbine bakıldı. Yapılan anjiyoda kalbinde bir sıkıntı olmadığı görülen sanatçı, şah damarı ameliyatı öncesi vücudunun toparlanması için bir hafta dinlenecek. Daha öncesinde son kontrolleri yapılan İnanır'ın iki gün yeniden Fulya'daki hastanede kaldıktan sonra evine geçeceği öğrenildi. Yedi diyarım bir Dila Hanım'ı şuracığımda, karşımda.
Tekrar ciddi bir felç geçirme riski olan Kadir İnanır'ın şah damarı Profesör Doktor Ergun Gürsoy ve ekibi tarafından açılacak, içi temizlendikten sonra tekrar yama yapılarak şah damarın normal bir şekilde beyne kan taşıması sağlanacak. Profesör Doktor Ergun Demirsoy buna benzer bir operasyonu geçen yıl deprem profesörü Ahmet Ercan'a da yapmıştı. Defol lan iç. Kan istiyorsan mutlaka vur. Vursana lan. Seninle davamız yok arkadaş. Hangi erkeklik kitabında var silahsız bir adama ateş etmek? Defol lan. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, duymayan kalmasına yaptığı açıklamada yeni yapılacak ameliyat tamamen tedbir amaçlı. İleride bir daha pıhtı atmasın diye damarında çok basit bir temizlik yapılacak. Çok şükür en zor dönemi atlattı. Hafta sonu da evinde olacak zaten dedi. Hafta sonu da evine çıkacak. Her şey yolunda. Herhangi bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Asya'm. Al yazmalım. Evet, Bilsen Altıntaş bütün süreci özetlemiş. Kadir İnanır hastanede yatıyordu. İki günle başka bir hastaneye nakledildi. Şimdi oradan... Ama yine de önemli. Yani şah damarı biliyorsun çok tehlikeli bir şeydir yani. Evet. Allah korusun. O yüzden de... Önümüzdeki hani... hafta olacak. Bu hafta sonu da evine çıkacak. Taburcu olacak hastaneden. Levent İnanır duymayan kalmasına konuştu. Kadir İnanır'ın sağlığı ile ilgili son açıklamaları yaptı. Bir bakalım hemen ona. Kadir Bey Hastanesi'nden İsmet Dindar, kardiyoloğu İsmet Dindar için hastanesine getirildi. Orada kalbine iki tane stent takıldı. Stent takıldıktan sonra bir gün müşahede altında kaldı. Tekrar hastanesine getirildi. Orada gene bir müddet tedbir olsun diye müşahede altında kalacak. Hafta sonunda evine çıkacak. Her şey yolunda. Çok geçmiş olsun. Herhangi bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Çok teşekkür. Allah sevenlerine bağışladı. Evet, Levent İnanır dün akşam duymayan kalmasını Yaren Cihangir'de görmüş Levent İnanır hemen sağlığıyla ilgili bir açıklama almış. Şey yani o kadar değerliymiş ki Kadir İnanır. O kadar ona bir şey olmaz ki yani. O kadar öldürüldü filmlerde. Aynen. Yine dağ gibi aynı maşallah yakışıklıyla hiçbir şey kaybetmedi. Onun nazarı olsun, o nazar boncuğu olsun. Bir an önce sevdiklerine kavuşsun. Ama tekrar işte felç geçirme olasılığı olabilir diye bu şah damar ameliyatının olması lazımmış. Önümüzdeki hafta, bu hafta sonu evine çıkacak. Önümüzdeki hafta o ameliyatı da geçirecek inşallah. İnşallah onu da atlatır. Peki Çıt Çıt teyzeye bakalım. Çıt Çıt teyzeyi tanıyorsunuz artık. Sibel Can'ın anneannesi 90 sayende yaşında. Sayende tanıdılar Çıt teyzeyi. Evet, Karagümrük yanıyor diye haberlerini yapmıştık. Karagümrük'teki evini, binalarını sattıktan sonra Çıt Çıt teyzenin evinden taşınması ile ilgili tartışmalar hafta boyu konuşuldu. Bir bakalım son gelişmelere. İddiaya göre Sibel Can, Karagümrük'teki mallarını satışa çıkarmış, Alzheimer hastası olan anneannesi ve dayısı da evsiz kalmıştı. Sibel Can'ın anne tarafınınsa ünlü az solistin Karagümrük'teki evlerini satmasından yana çok dertli olduğu bilgisi de tarafımıza ulaşmıştı. Dağlara yastım, yârim, buldum canları kastım. Sibel Can'ın teyzesi Figen Hanım, kayıt dışı verdiği röportajda yeğeni Sibel Can'ın anneannesine bakmadığı iddialarını yalanlamıştı. Ama röportaj sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaysa manidar bir mesaj vermişti. Figen Hanım, Sibel Can'ın anneannesine yani kendi annesine güzel bir şekilde baktığını, kimseye kin, nefret beslemediğini, sadece manevi destek beklediğini söyledi. Figen Hanım sözlerini içimden geldi, içimi dökmek istedim diyerek bitirdi. Biz de acaba bu paylaşımıyla bize söylemediği gerçekleri itiraf mı etmek istemişti bilemiyoruz demiştik. Haberin ekrana gelmesiyle birlikte ise muhabirimizi yalanlayan bir paylaşımda bulunmuştu. Şimdi ise 2018'e ait tüm paylaşımlarını silmesi dikkat çekti. Sibel Can suskunluğunu korurken Ankara'daki özel bir huzur evinden Çıt Çıt teyzeye gelen davet şok etkisi yarattı. Alzheimer hastalarına bakan huzur evi Sibel Can'ın anneannesine bakacaklarını ve hiçbir ücret istemediklerini söylemişti. Çıt Çıt Hanım'ın bütün ihtiyaçlarını kurumumuz tarafından karşılanacağını ben Star TV aracılığıyla duyurmak istiyorum.
Sibel Can konuyla ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını yoruma kapattı. Ünlü solist son olarak albüm çalışmalarını yaptığı stüdyodan paylaşımda bulundu. Karagümrük mahallesinde de sessizlik devam ediyor. Haberin ortaya çıkmasını sağlayan mahalleden hala bir itiraz sesi yükselmiş değil. Evet, Karagümrük'te mahalledeki vatandaşlar da haberin doğru olduğunu söylüyorlar. Sibel Can'ın hem evini hem de oradaki binasını satışa çıkardığını teyit ediyorlar. Tamam. Anneannesi o binada yaşıyordu zaten. Oradan çıkacak. Teyzesi de Figen Hanım da 2017'ye ait bütün sosyal medya paylaşımlarını da silmiş. Sibel Can da kendi sosyal medya hesabını yorumlara kapadı. Şimdi burada benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Ben Sibel'i arayacağım bununla alakalı. Çünkü ara lütfen al. Yani hiç sevmiyorum böyle konularla alakalı hani arkadaşlarımı aramak ama hani burada bir şey var. Burada akrabalardan gelen şeyler bunu öyle söyleyeyim bize gelen durumlar. Burada acaba Sibel'in aile eşrafına kimle arası kötü? Farklı mesela şeyle biliyoruz. Mesela Vural dayısıyla konuşmuyor. Vural dayı ne oluyor? Annesinin kardeşi. Figen Hanım'ın teyzesinin şeyi. Figen Hanım nesi oluyor? Figen Hanım da teyzesi. Figen Hanım annesinin. Bunlar hepsi evet, kardeşler. Evet, hepsi Karagümrük'te. Zaten aynı yapıyor. Mesela şu apartman. Şurada bak anneanne oturuyor mavi olan yerde. Tamam, peki dayıyla görüşmüyor. Vural dayıyla konuşmadığını biliyoruz. Diğer dayısıyla görüşüyor ama. Teyzesiyle Figen Hanım'la bu apartmanda oturanlarla mı görüşmüyor? Aynen. Hepsiyle değil, Vural dayıyla görüşmüyor sadece. Şimdi teyze de sadece yazısında sanıyorum bir şey beklemiyoruz ama manevi olarak hani evet, içimden sanıyorum, geçenleri. İçimden aynen. Geçenleri aktarmak istedim dedi. Hatta İçimi ben de dedim ki içinizden diye. Geçenleri sosyal medyada aktarmayın. İçinizden geçenleri telefon numaralarınızı biliyorsunuz. Bu ünlülerin, akrabalarının içinden geçenleri herkesin duymasını, duyurtmasını doğru bulmadığımı söylemiştim. Madem çok içinizden geliyor, Sibel'in kendisine mesaj atabilirsiniz demiştim. Şimdi buradaki bence... Çünkü dün de biliyorsun işte Alzheimer hastalarıyla ilgilenen bir huzur evinin yöneticisi bizim program aracılığıyla Çıt Çıt teyzenin bütün bakım masraflarını üstleneceklerini açıklamışlardı. Yani şöyle masraf yani ben... Onu söylüyorum Sibel Can mesela yani bir kez daha altını çizelim. Hı-hı. Anneannesini sokağa atmış değil. Ailesine bakmıyor değil. Bu konuda Sibel Can'ı zaten herkes tarafından bilinen ayrıca, belli bir hasreti ayrıca var. Ayrıca bir şey soracağım. Ben aileye sormak istiyorum. Bir tek Sibel mi torun? Bir tek Sibel mi torun? Tabii, bir de o var tabii. Yani Sibel Can'ın kabahati şöhretli olduğu olunca, için mi? Bir tek Sibel mi torun? Orada orada bir sürü kardeş var. Onların çocukları, torunları yok mu? Sadece Sibel mi burada günah keçisi olmak? Yani Sibel mi burada ailenin reisi? Hayır. Sibel zaten elinden geleni yapmış, onların hepsini oturtturmuş, bugüne kadar ne gerekiyorsa yapmış. Bu Sibel'in ailesine sahip çıkmamasıyla ilgili hiçbir şey kabul etmem ben. İşte ama anneanne şimdi evden taşınacak, evinde oturduğu evden çıkacak olan olduğu için teyzenin yanında, diğer kardeşlerin yanında. Diğer teyzenin yanında dedikleri kim biliyor musun? Dönüşümlü kalacağı için kim? Diğer teyze, dayı dedikleri onların çocukları. İşte dün tartışılır mesele tabii, yani. Çocuklarının evinde kalacak anneanne. Evet. Çocuklarının evinde kalacak diye şimdi onlar aralarında bu sefer itilaf olacak. O olmasın diye ne yapıyorlar? Sibel'i duyurtalım ki. İşte ne vardı? Dursa mesela evini 3 yıl 5 yıl sonra satsa. Onu bilmiyoruz ki. Bu iddia. Onu bilmiyoruz doğru olup olmadığını. Hayır, evi satmadığı doğru. Belki başka bir yer alacak. İşte onu keşke onu yapsaydı da hayır, bu tartışmaların yani, hiçbiri olmasaydı. Çünkü neden her gün aranıyoruz. Çıt çıt her gün bunlar bir şekilde buraya geliyor. O yüzden de bir şekilde biz de vermek durumunda kalıyoruz. Ama ben Sibel'le alakalı şunu söyleyeyim. Sibel'i tanıdığım kadarıyla arkadaşım değil Sibel ama yıllardır tanıdığım ve sevdiğim ve bu konuda da çok hassas olduğunu özellikle annesine babasına çok düşkün bir kızdı. Hı hı. Bak hala da onların o kadar torunu var onların. O apartmanda onu oturtuyor. Şey ama peki. Belki orası çok eski olmuş olabilir. Belki yenisini belki alacak kız. Falan, bilmiyoruz. Bakalım. Hemen bu aradaki kardeşler hafta birbirine sonu, düşüp. Hafta sonu Sibel Can'la bu konuyu konuşup netleştirelim. Noktayı evet, koyalım. Ona... Bu arada yeni albümüne girdi Sibel Can. Albümün adı Kuyu. Kuyu olacak. Bahadır Tatlıöz'le birlikte bu albümü hazırlıyor. Sosyal medyadan da
Onunla ilgili bir iki paylaşımda bulundu. Yeni albümü Kuyu olacak Sibel Can'ın. Peki Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın filmi Ailecek Şaşkınız'a bakalım. Her filmlerinde bir şarkıları var biliyorsun. Popüler bir şarkı yapıyorlar. Burada bakalım hangi şarkıyı kullanmışlar. Burhan Çeçen'in Yaradan'a kurban var ya. Ha o mu? Aynen o şarkıya klip çekiyorlar. Onu paylaştılar. Çünkü her filmlerinde böyle popüler bir şarkıyı bulup çıkarıyorlar tekrar ve stüdyoya giriyorlar. Yok güzel bir film Hele bu. Hele Minnoş da var. Allah Allah. Evet Hele Minnoş da var. Minnoş sana gelecek o şarkıda. Kimden gelecek? Hay Allah Yaşar İpek'ten. Hemen söylemezsen olmaz. Peki sıranın evet. Kırbi'yle veda edelim. Geçen haftanın en çok tartışılan mevzularından bir tanesiydi. Ve Sıla'nın şarkısı Nil Burak tarafından eleştirilmişti biliyorsun. Evet. Ona klip çekti. Onunla veda edelim. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. İyi hafta sonları sevgili seyirciler. Aynen. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiç bir şeyim az olmadı senin kadar ve hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi.